Merhabalar. Benim uzun zaman peşinde koştuğum farklı adeta mozaik parçalarını zihnimde de bir araya getirmeye çalışıyorum. Genelde arkada hep başka bir tezgahta başka işlerle uğraşırım ve hiç emek harcamadan, yani normal işte arabaya biner, konuşma salonuna gelir ve aklımdakileri anlatırım. Dolayısıyla seçtiğim konferanslarda, derslerde filan iyi bildiğim, kendimce büyük ölçüde hallettiğimi düşündüğüm konularda hep ders verdim. Emek vermemek için. Yani ben kendi konularımla rahat uğraşabileyim diye hiç uğraşmaya gerek kalmayacak konularda konuşmayı yeğledim. Bazen tabii bu böyle olmuyor. Çerçeve çok geniş olunca bazı konuları didikliyorum, ondan bazı parçalar alıyorum filan. Fakat onu daha büyük bir bütüne bağlamak işte benim en azından bir 30 senemi aldı. Diyelim ki 2 sene evvel, geçen seneydi zannediyorum. Daha çok hatırlarsanız hep hukuk üzerine konuştuk. Çünkü ben bir yıl boyunca siyaset, bilim ve hukukla uğraştım. Diyelim ki bugün anlatacağım nevabit konusu aslında bir devlet felsefesi, siyaset felsefesinin bir alt başlığı. Hatta kendisinden hareketle tartışabileceğimiz bir konu. Diyelim ki ben nevabiti 2 sene evvel de anlatabilirdim. Ama o zaman zihnimde topluma, devlete, siyasi yaşama, sosyal yaşama dair net konuşabileceğim çizgiler var mıydı diye sorsanız yoktu. Yani diyelim ki demokrat mıydım? Demokrasiye inanıyor muydum? Demokrasiyi biliyor muydum? Hayır. Ama demokrasiyle ilgili ya da ona karşıt hilafet konusunda mesela bir şey inceleme yazabilir ya da bir ders verebilirdim. Tabii bir düşünce adamının öyküsü biraz arkada farklı çalışılıyor ama çalışıyor. Dışarıdan farklı görünüyor. Biz genelde bir bütün, hiç değişmez, sabit bir bütün gibi algılıyoruz. Fakat hiç düşünce hayatında böyle bir subutiyet olmaz. Zaten varsa oradan, yani 30 yıl söylediklerimi hala söylüyorum demek, düşünmede kaçınılması gereken, uzak durulması gereken bir patolojinin alametidir. Hiç kimse hiç değişmeyen şeyleri değişen konularda yalnız. Değişen konularda değişmeyen sözleri olmak marifet değildir. Hatta biraz hamakat alametidir. Değişmeyen sözler ilkeler üzerine olabilir. Yani hiç kimse şunu diyemez. Başkalarına zarar vermenin aslında o kadar kötü bir şey olmadığını anladım. Hakikate erdim. Eskiden başka düşünüyordum. Ya da şimdi hırsızlık yapılabilirmiş filan demez. Dememelidir. İlkeler üzerindeki kavrayış değişmeze ilişkinse değişmez bir özelliğinin olması beklenir. İlkeler üzerine. Ama o ilkelere dayalı yapılarda sürekli değişmeler olur. İyi bir zeka, güçlü bir zeka da bu değişimden korkmamalı. Fakat bugün üzerinde duracağımız konunun İlginç bir tarafı var. Bu aslında benim bu değişen değişmeyen meseleler konusunda nazik bir bölgeyi işaret ediyor. Ben kendimi bildim bileli, biraz genetik de olabilir çünkü rahmetli babam filan da öyleydi. Böyle Dünya Kupası maçları olduğunda siyah beyaz televizyon varken maçı açıyorduk. Yani maçı ortasından giriyoruz. Hangi takımı tutacağız? İki takımı da tanımıyoruz. Rahmetli bir yenilen takımı tutardı.
Bende de böyle bir mizaç, babadan gelme bir mizaç olduğunu biliyorum. Ben de hep yenilenleri sevmişimdir. Güçlü olanla hep aramda bir mesafe olmuştur. Ayrıksı otlar dediğim için nevabit, bu İslam felsefesine özgü bir, çok önemli bir terim ve günümüzü de açıkladığını düşünüyorum. İtilenler, kakılanlar bana her zaman daha sevimli gelmiştir. Oysa düşünce çizgim genelde böyle hep merkeze, değişmez olana, sabit olana yönelik olmasına rağmen kenarlarda, sınırlarda dolaşmayı sevmişimdir. Şimdi bugünkü derste inceleyeceğimiz kavram aslında nevabit. Nevabit'i tek başına başlık olarak kullanabilirdim ama bilinmeyen bir terim olduğu için yanına inzivayı da koydum. İnziva ve nevabit dedim. Açıklayıcı bir başlık, alt başlıkla da ayrıksı otlar hakikati toplumun dışında arayan ayrıksı otlar dedim. Oradaki toplum veya toplum dışılık dediğimizdeki o toplumla kastettiğim standart olanlar, genel değerler, çoğunluğun değerleri. O yüzden insanlık düşüncesi siyasal olarak çoğunluğun ne kadar belalı bir şey olduğunu anlamış durumda. Hiç değilse bil kuvve, bil fiil değilse bile. Yani her zaman muhafazakar ideolojiler, ki siyaset hep muhafazakardır özü gereği, çoğunluğa dayanır. Bütüne dayanmaz ama çoğunluğu bize bütün diye lanse eder. Yani her zaman çoğunluk, genel değerler, tümel değerler gibi sunulur. Ama öyle değildir. Bilim bile tümel değerler, tümel önermeler öne sürmek durumunda değil artık. En azından 18 ve 19. yüzyıla nispetle. Bilimde bile genelde yanlışlanmamış olmak, yanlışlanmadığı sürece itibar edilmesi gereken önermelerdir, bilimsel önermeler. Ezeli ve ebedi önermeler değillerdir, bilimde bile. Oysa siyasette, toplumda, ahlakta değişmez olur mu? Olmaz. Şimdi içinde geçtiğimiz çağ, sabit olanın, değişmez olanı hükümranlığını çözülüşüne tanık oluyor. Şimdi bizim gibi toplumlarda özellikle bu kolay algılanmıyor. Batı toplumlarında, Batı entelijansiyası bunu neredeyse tüketti, sakız etti bile diyebiliriz. Tabii burada bir temel tezimi de ifade etmem lazım. Böyle düşünüyorum. Belki bir ders bunu incelemeliyiz. Ben insanın doğa bilgisinin, buna bilimsel bilgi demiyorum ama doğaya ilişkin bilgisinin bütün toplumsal bakışını dine, topluma, insanlar arası ilişkilere, sanata, edebiyata, felsefeye, bütün bu farklı alanlara bakışını doğrudan etkilediğini düşünüyorum. Hemen hızlıca bir şey söyleyeyim, giriş kabiliğinden. Sözleşme kavramı çok ciddi bir şekilde çözülüyor. O yüzden mesela evliliklerin, boşanmaların artması benim teorime göre çok yalın bir gerçeklik ifade ediyor. Zaten böyle olması lazım. Hatta yakın zamanda, yakın dediğim yani 100-200 yıl içinde bu olacaktır. Sözleşme bile yapılmayacak hale gelecek. Nereden çıkarıyorum bunu? Tekrar bilimsel insanın dünyaya ilişkin bilgi düzeyinin, bilgi biçiminin bütün topluma bakışını belirlediğini öne sürdüğüme göre bilimde katı cisimler çözüldüğü için, bilim
evrenle ilgili nihai yargılar öne sürme iktidarını kaybettiği için artık toplumsal bütün faaliyet alanlarında katı kurumların hepsinin çözülmesi gerekecek. Ne kadar zamanda bu işler yavaş olur ama muhakkak olur. O yüzden postmodernizmin ortaya çıkması, ne olsa gider denilmesi filan, toplumsal yapıda demokrasilerin öne çıkması, farklılıkların öne çıkması filan, aslında bilimin nihai yargılar öne sürme iktidarını kaybetmiş olmasıdır. O bakımdan diyelim ki toplumsal yapılar çözülecektir. Benim öyle bir şeyim, bir gazeteye yıllar evvel bir röportajda demiştim. Eşcinsel imamlar çıkacak filan. Yani bu çok doğal diye bir analiz yapmıştım. Böyle fantastik, hani dikkat çekmek için öne sürdüğüm bir şey değildi. Benim için bu zorunlu gördüğüm bir şeydi. Neden? Her şey çözülecekse, zorunluysa eğer, en baştaki ilkem doğruysa, bu ülkeye dayalı yaptığım çıkarım nedir? Süreklilik ve kalıcılığın, tözselliğin kesintiye uğraması. Yani töz esas itibariyle kalıcılık demektir. O halde kalıcılık, bilimsel bilgi kalıcılıktan söz edemediği sürece toplumsal hiçbir yapıda kalıcılıktan söz edilemez. O yüzden krizler, iktisadi alanda krizlerin ortaya çıkması bile ortadan kalkacaktır. Niye? Çünkü kriz normale dönüşecektir. Biraz dikkatli bir gözlemle bunu modern toplumlarda, modern iktisatta da görebilirsiniz. Cinsler arasında kadın, erkek, eril, dişil ayrımı yaptığımızda bunu neye göre yapıyoruz? Üç tane eril ve dişil kadın, erkek ayrımı vardır. Bir, biyolojik. Yani cinsel organına göre erkekle kadını ayırabiliriz. Erkekte biraz fazlalık vardır. Kadın o fazlalıktan diyelim ki mahrumdur. Buna göre biyolojik erkek, biyolojik dişi diyoruz. Ama bir de diyelim ki sosyolojik dişi ve erkek var. Neydi o? İşte pantolon giyen erkektir, etek giyen kadındır. Toplumsal, yani kadın gibi kıvırma filan gibi eril önermeler de rahmetli babam öyle derdi. O bizim 70'li yılların sonlarında saç uzatma, Tarık Akanlar, Barış Manço'lar filan, Erkin babalar saç uzatıyordu. Biz 3 numaranın üstüne çıkamıyorduk. Babam hep şey derdi. Anan gibi saç uzatacağına baban gibi bıyık uzat. Şimdi bu nedir o bıyıkla saç? Toplumsal dişilik ve toplumsal erilliğin sembolü. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü pek bilinmez. Hatta çok ilginçtir. Freud bile ben eril ve dişilden söz ettiğimde bu üçüncü anlamını kastediyorum demiştir. Nedir o? Çukur olan, edilgin olan, yani cisimsel anlamda çukur olan diyorum. Edilgin olan, pasif olan dişildir. Etkin olan erildir. Felsefede asırlarca dişil ve eril ya da kadın ve erkek imgeleri bu tür bir kavramsallaştırmanın arkasından incelenmiştir. Şimdi bunlara inanıyor muyuz? Yani sizce Hillary Clinton mı, Bill Clinton mı daha eril? Değil mi? Yani toplumdaki dişilik ve erkeklik tanımları çözülmeye başladığı için ara cinsler çıktı. Eşcinselliğin ortaya çıkışı bence biyolojik değil. Yani biyolojik nedenleri olabilir filan, onu tıp dünyası tartışsın. Bizim işimiz değil. Sosyolojik mi? O da tartışılır. Ama neticede metafizik bir tarafı var. Yani bilimsel dünya bilgisi değiştikçe
bu ara bölgeler, gri bölgelerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. O yüzden artık bir erkek tipi erkek gibi erkek, kadın gibi kadın deme olanağımız yok. Bu bizim kişisel isteğimizle alakalı değil. Toplumlar bunu diyemeyecekler ve şu anda en azından dünyadaki ulusların gelişmiş bölgelerinde denilemiyor. Buna benzer geçiş alanlarının çoğaldığını görebilirsiniz. Çocuk 5 vakit namaz kılıyordur ama barmenlik yapabilir. Mesela. Başörtülü bir kız diyelim ki dans edebilir. İdeolojik kabullerine, beklentilere uymayan farklılıkların çoğalması kaçınılmazdır. Herkes şaşırmak durumunda. Ben şahsen mesela hiç şaşırmıyorum. Niye? Zaten böyle olması lazım. Yıllarca bunun olmaması için uğraştım. Yani düşüncenin ürettiği şiddet de buradan kaynaklanıyor. Çünkü benim için zihnimde dondurduğum kesin hakikatler vardı. Bir de böyle iğrenç, değişen bir dünya vardı. O dünyadan iğreniyordum. Niye? Çünkü benim zihnimde muhafaza etmeye çalıştığım katılığı çözüyordu. Ve çözülme insan psikolojisine neye yol açar? Dağılma duygusuna, güvenlik duygusu çöker. O yüzden insanlar niye genelde muhafazakar olurlar? Bir kavrama zayıflığından ötürü. Katılaşarak oluşun renkliliğine direnirler. Yani mesela Almanya'da örnek vermek kolay, Türkiye'den vermek zor. Almanya'da Alman nüfusunun tamamının sapsarı, saf Alman ırkı olduğunu birinin hayal etmesi böyle bir şeydir. Hiç yabancı olmasa. Ya da dindar birinin bir ülke hayal edip herkesin 5 vakit namazını kılan, bütün ibadetlerini eksiksiz yerine getiren, böyle tornadan çıkmış şeyler gibi, bireyler olarak hepsinin iyi olduğunu hayal etmesi gibi. Şimdi dikkat ederseniz zihindeki bu kurgular dış dünyayla karşılaştığında şiddet doğurur. Çünkü dış dünya bu tür naif, total dondurmaları, katılaşmaları onaylamaz. Burada bu zihinsel katılık oluştaki, yaşamdaki çok renkliliği ezmeye yönelirse nasıl tepki verir şey? O doğa, yaşam ne yapar? Yani herkesi tornadan çıkmış gibi bir kışla şeyi standardına tabi tutmak isterse bazı beyinler, bazı zihinler, toplum nasıl tepki verir? Komediyle, mizahla. Yani gülünç kılarak, çünkü gülünçtür gerçekten. Yani totalite iddiası, tek boyutluluk her zaman yaşam karşısında gülünç düşmeye mahkumdur. Böyle bir anım var aklıma geldi şimdi. Bir yerde böyle mimarlarla toplanmıştık. Şimdi benden de biraz şüpheleniyorlar. Biraz beni böyle liberal, daha şey özgürlükçü falan görüyorlar. Ara sıra da hükümete bir iki olumsuz mesaj gönderdiğim için. Ama bir yandan da bu dinci sağa solu belli olmaz. Birden açar dinamitlerle IŞİD'çi. Şeyi de var. Endişesi de var filan. Fakat hem merak ediyorlar, hem tedirginler filan. İşte hepsi akşam oldu, içkiler içiliyor filan. Bana bakıyorlar ne yapacağım filan diye. Sonra neyse hepsi yanıma geldiler. Böyle özellikle meraklı bir mahluk gibi de beni görüyorlar.
ilk tepki şeydir. Siz farklısınız ama. Yani tabii beni zihinlerindeki şeye nispetle, kategorizasyona nispetle biraz daha kategori dışı bir istisna hakkı bana veriyorlar. Fakat tabii gözlerinden şeyi anlıyorum ama yine de belli olmaz. Her an parkayı açabilir. Şimdi ben dedim ki, ya ben size asıl amacımı açıklayayım. Siz de rahat edin, ben de rahat edeyim dedim. Böyle hepsi merakla dinliyorlar. Dedim ki, bütün amacımız, bütün meyhaneleri kapatacağız. Bütün kerhaneleri kapatacağız. Bütün kadınları kapatacağız. Herkes namaz kılacak, oruç tutacak ve mutlu olacağız. Projemiz bu dedim. Hem de önemli bir mevkideki bir hanım şöyle dedi. Gerçek mi söylüyorsunuz Dücane Bey dedi. Yani ben onların akıllarından geçeni aslında biraz karakterize etmeye çalıştım. Ama zihninde olan insan başkasından duyunca hemen tanıyor. Şimdi dolayısıyla farklı olana, aykırı olana tahammül etme biçimimiz bizim aslında kendimize güvenle alakalıdır. Kendine güvenen, kendi kişiselliği gelişmiş ruhlar diyeyim, farklı olandan korkmaz. Hatta bendeki gibi biraz farklı olana, aykırı olana özel bir alaka bile duyabilir. Şimdi bugün inceleyeceğimiz konu aslında toplumsal olarak, toplumsal ve siyasal olarak toplum dışı ayrıksı otlar adı verilen, nevabit adı verilen grupların analizi. Ne yapmaya çalışacağız? Önce geçen ders biraz bahsetmiştim. Farklı olandan söz edebilmek için önce aynı olanı tasavvur etmemiz lazım. Aynı olan olmadan, benzer olan olmadan farklı olanı, ötekini tasavvur edemeyiz. Zihnimizde bir standart olmalı, bir norm olmalı, normal olmalı ki anormal olandan söz edelim. Şimdi nevabit aslında çok İslam dünyasının ilk zamanlarında Cahız'ın filan Ennevabit adlı bir risalesi de vardır. Genelde muhalif fırkalar için söylenmiştir. Fakat bizim mütercim Asım'ın o ünlü bir sözlüğü vardır. Yayınlandı 6 cilt olarak. Kamus-ı Muhit tercümesidir. Firuzabadi'nin ünlü Kamus-ı Muhit'inin Türkçe'ye çevirisidir. 18. yüzyıl. Okyanus diye bilinen ünlü sözlüğünde bir tanımı var nevabitin. Onu kaydettim. Paylaşmak istiyorum. Çok ilginç bir Türkçesi de vardır. Nevabit, sevabit vezninde henüz umur ve ahvalden gafil, dehre basar ve tecrübesi sebk eylememiş napuhte taze civanlara ıtlak olunur. Yani dünyanın umur ve ahvalinden habersiz olup bitenlerle ilgili görüş ve deneyimi bulunmayan, napuhte pişmemiş, olgunlaşmamış taze civan, genç delikanlılar ra ıtlak olunur nevabit diyor. Aslında bu nebattan geldiğine göre biz buna fidan diyebiliriz, değil mi? Ergen de kullanılabilir ama genelde işte genç, delikanlı filan dediğimiz şey, delikanlının işte klasik de hatırlayın, kanı hızlıca akıyor anlamında. Fakat arkasından diyor ki amaru ahtasin manasına ve bu nabitetin cemidir. Yani nabitet kelimesinin çoğuludur. Şarih der ki, kendisi konuşuyor mütercim Asım'ın,
sırf bu çevirisi nedeniyle mütercim sıfatıyla anılır. Mütercim Asım. Osmanlı dönemi, yani Türkçe bakımından okyanus hiç bilinmeyen, entelijansiyamızın haberdar bile olmadığı çok önemli bir Arapça-Türkçe sözlüktür. Mehmet Akif'le Babanzade Ahmet Nayım bu sözü neredeyse ezberlemiş ve bütün felsefe dilini Türkçeleştirmeye çalışırken mütercim Asım'ın okyanusundan istifade etmişlerdir. Ama bugün Türk entelektüeli, hem ilahiyatçıları kastediyorum üstelik öncelikle, yani Arapça filan bilenler bile bu metni okuyup anlayamazlar. O yüzden genelde pek kullanılmamıştır. Fakat gerçek bir hazinedir. Türkçe bakımından. Dolayısıyla Türkçe-Arapça ilişkisi bakımından paha biçilemez diyebilirim. Firuzabadi, yani Kamsul Muhit zaten büyük bir şeydir, Arapça sözlüktür, bir efsanedir. Mütercim Asım'ın çevirisi onu 2-3 katına çıkarmıştır. Kelimeler kifayet etmez diyebilirim. Diyor ki, Haşviyet taifesine nabitet ve nevabit ıtlakı İslam'da mezheplerinin hudusuna mebnidir. Yani pardon, ben 18. yüzyıl dedim. Yani yine ısrar ediyorum, 18. yüzyıl doğru. Fakat 19. yüzyılın başını da katmak lazım. Çünkü 1820'dir Mütercim Asım'ın vefatı. Haşviyet dediği, dinde biraz aykırı yorumlarla, politik karşılığı da var onun, ortaya çıkan bir mezhebin ortaya çıkış süreci bakımından da bu nevabit kelimesi kullanılır diyor. Bu önemli bir şey. Fakat nevabiti ilk kullanan bir Türk filozof, Farabi. Şimdi tabii aslında uzunca üzerinde durulması gereken konulardan biridir İslam siyaset felsefesi. Buradaki İslam kelimesi dini anlamda kullanılmıyor. Onu söyleyeyim. Yani İslam topraklarında ortaya çıkmış felsefe manasında söylüyorum. Müslüman olup olmaması hiç önemli değildir filozofların. Ne ırkı önemlidir. O yüzden Batılılar genelde Arapça yazılmış felsefe diyorlar. Bu daha doğru. Ama Arap felsefesi filan da bu sefer ırkı akla getirdiği için o da söylenemiyor. İşte biraz dindar olanlar İslam felsefesi diyor. Araplar artık Arap felsefesi diyor. Çünkü dili esas alıyor bazıları filan. Bazı da Türk felsefesi, İran felsefesi, Arap felsefesi ayrımı yapıyor. Bunların hiçbirine gitmez. Yani Musa bin Meymun bir Yahudi alimidir. O da İslam felsefe filozoflarından biridir. Ebu'l-Berekat el-Bağdadi, o da bir Yahudi alimdir, İbn Sina geleneğinden. O da bir İslam filozofudur. Yahya bin Adiler, Biş bin Ebi Mettalar da Süryani, Hristiyandır. Onlar da İslam filozofudur. Ama bu dini anlamda, Müslüman filozof anlamında değil. İslam dünyasında, İslam coğrafyasında ortaya çıkmış felsefe anlamında. Yani 9. ve işte 13-14. Yüzyıllar arası ortaya çıkan felsefe anlamında. İslam felsefesi, yani İslam siyaset felsefesi, literatürü ilginç biçimde ana akımın dışında Platoncudur. Yani yeni Platonculuk filan öne sürülür ama İslam felsefesinin ana karakteri Aristotelesçidir. Ve bu Aristotelesçilik Batı'da İbn-i Rüşd aracılığıyla yansımasını da bulmuştur. Bu konuda hiç yeni Platonculukla filan her ne kadar biraz şey yapsa da, rengi değişmiş olsa bile ana şeyi Aristotelesçidir. Fakat Aristoteles'in ünlü politika kitabı Arapçaya çevrilmemiştir. Bazıları iddia ediyor bir özetinin çevrildiğini, hatta İbn-i Rüşd'ün bunu bir telhis yazdığını filan. Abdurrahman Bedevi mesela böyle söyler. Fakat Aristo'nun Nikomakos'a etikası bilinir ama politikası bilinmez. Dolayısıyla bizde ilk siyasi metinleri üreten, ciddi anlamda üreten kişi Farabi'dir.
Bağdat ekolündendir. İbn Sina bu işlere çok fazla yaklaşmamıştır. Fakat İbn Rüşd vardır, İbn Bacca vardır. Endülüs'te karşılık bulmuştur. Özellikle İbn Bacca. Dolayısıyla İslam dünyasındaki herhangi bir felsefi analiz aslında Platon'un çok sınırlı sayıdaki metnine dayanılarak üretilmiş fikirlerle karşı karşıya olduğunu bilmeli. Bir tür Aristotelesçilik baskısı ve terminolojisiyle zaman zaman bulanmış olsa bile ana eğilimi Platoncudur. Tabii Platoncu bir siyaset, devlet tasavvuru ne demektir? Ütopik demektir. Yani reel bir devlet tasarımı yerine ideal devlettir. Gerçek devlet değildir. Zaten Doğu'da gerçek devlet, ideal devlet hiç önemsemez. O entelijansiye bırakılmış bir şeydir. Spekülasyon alanıdır. Onların da bir değeri yoktur. Çünkü üzerinde analiz edilebilecek stabil bir toplum yapısı bulmak da çok zordur. Askeri karakteri, siyasi karakteri düşünceyi dışarıda bırakır. Dinle ittifak kurar siyaset ama dinin hangi yönüyle? Hukuki yönüyle. Kısmen ahlaki yönüyle. Ama biz esas itibariyle ahlak felsefesi içerisinde, eylemin alanı içerisinde pratik siyasetten, praksisten söz ediyoruz. Burada tuhaf olan şey Farabi ile birlikte artık Aristoteles'in o ünlü toplumsal canlısı ki şaşırtıcı bir biçimde İbn Haldun da zaten bazı araştırmacıların dikkatini de çekmiştir. İbn Haldun mesela politikayı okumuş gibi görünür. Abdurrahman Bedevi de ona dayanır. Der ki nasıl okumuş olabilir yani? Politika çünkü tercüme edilmemiştir diye bir şey vardır, yaygın klişe vardır. İbn Rüşd'ün bir telhisi, bir özetinin eline geçtiğini iddia eder. Çünkü ünlü Medeniyun Bittab'ı, Zoon Politikon'un Arapçasıdır. İnsan özü gereği toplumsal bir canlıdır. Medeni, tabii bunu şehirli diye de çevirebiliriz. Ama oradaki şey Medine aslında bir toplumsallık, bir içtima manasını ifade eder. Dolayısıyla Farabi bir Aristotelesçi olmasına rağmen siyasi konularda Platoncu bir çerçeve çizmiştir ve bu kendisinden sonraki literatürü etkilemiştir. O yüzden biz de ahlak kitapları, daha doğrusu pratik felsefe, yani felsefe esas itibariyle nazari ve ameli, teorik ve pratik diye ayrılır. Oysa Aristoteles'te üçe ayrılır. Teoriya, praksis, yani pratik ve poetik olmak üzere. Bir de üretici bilimler vardır, yani sanatlar, mekanik bilimleri. Şimdi pratik felsefe ise genelde Orta Çağ boyunca üçe ayrılmıştır. Birincisi tedbiri menzil, affedersiniz tehsibül ahlak. İkincisi tedbiri menzil, üçüncüsü siyaseti medeniye. Nedir bu? Bireyin idaresi. Bu bildiğimiz ahlak, kin, nefret vesaire, bütün bu duysal ve duygusal incelemelerin yapıldığı yer. İyi davranış, amacı iyiyi bilmektir. İkincisi tedbiri menzil, toplumsal en küçük nüveyi inceler, aile. Ailede ne vardır? Baba vardır, reis odur, eşi vardır, çocuklar vardır ve köle ve hizmetçiler vardır. Dolayısıyla reisin tebasıyla, yani eşiyle ya da eşleriyle, iki çocuklarıyla, üç köle ve hizmetçileriyle olan münasebetlerini inceler. Bu işte bizim ekonomi dediğimiz ev idaresi diye bilinen, bugün ekonomi aslında ev idaresinden
sürer. Ev idaresi anlamına gelir. Evin idaresidir. Şimdi bu babayı, eşi, çocukları ve köle hizmetçileri biraz büyütürseniz bir kabile, bir önce bir aşiret bulursunuz. Sonra kabile, sonra toplum ve devlet. Dolayısıyla devlet de patriarkaldir. Yani pederşahidir. Esas olan baba vardır. Bunu, teoloji de bunu destekler zaten. Tanrı'nın yerini baba alır. Teba'nın yerini kullar alır. Yani ya da kulların yerini eş, çocuklar ve köleler, hizmetçiler alır. Hiyerarşiktir. Hiyerarşik ne demek? Alttaki her birimin bir üsttekine hizmet ettiği yukarıdan aşağı ve aşağıdaki dikey ve düşey bir yapıdır. Dolayısıyla her şey yerli yerindedir. Ancak her parça bütüne hizmeti oranında değerlidir. Hem kendine hizmet eder hem bütüne hizmet eder. Ama bu hizmet sıçrayarak olmaz. En alttaki bir üstüne, o bir üstüne, o bir üstüne, o bir üstüne ve bunların yerinden kımıldamaması lazım. Göklerin idaresi de böyledir. Yani o dönemdeki evren tasavvuru da buna, bu şekilde inşa edilmiştir. Toplum tasavvuru da inanç ve felsefede. Bunun bilimsel olduğunu bile o dönem için söyleyebiliriz. O dönemin bilimi için. Şimdi üçüncüsü ise, yani birincisi bireyin idaresi, ferdin idaresi. İkincisi ailenin, toplumun idaresi. Üçüncüsü devletin idaresi. İşte siyaset felsefesi metinleri genelde İslam felsefesi tarihi boyunca yazılan ahlak kitaplarının üçüncü bölümünü teşkil eder. Birinci bölümde insandan başlanır. İnsan işte düşünme gücü vardır, arzu gücü vardır, öfke gücü vardır. Bu güçler arasında ilişkiler vardır filan. Bu incelenir. Ondan sonra aileye geçilir. İşte eşin hakları, kadının hakları. İşte nasıl bir kadınla evlenmeli, ne yapmalı kadın, şöyle yaparsa ne olmalı falan. Çocukların eğitimi. Ondan sonra köle ve hizmetçilere nasıl davranmalı. Bu bırakıldıktan sonra üçüncü de siyaseti medeniye, yani devlet idaresidir. Orada da işte padişah, sultan, kral nasıl olmalı, kaç tür yönetim biçimi var filan diye bu analiz edilir. Şimdi bizim nevabit dediğimiz ayrıksı otların türediği alan işte bu siyaset metinleri ve bunların en temelinde de Farabi var. Tabii ben filozoflara göre anlatmayacağım zaman, çünkü o anlamda bir pedagojik ders yapmıyoruz. Konu bizi daha fazla ilgilendirdiği için daha genellemelerle hareket edeceğim. Ama kaynaklarıma kısaca izah edeyim. Farabi'den sonra İbn-i Miskeveh'in ünlü bir ahlak kitabı vardır. Fakat ondan çok Tusi'nin Ahlak-ı Celali diye, Ahlak-ı Celal Celali diye bilinen şey, Nasiri, affedersiniz, Devani ile karıştırdım. Nasiri diye bilinen Tusi'nin bir ahlak kitabı vardır. Türkçe'de de iki çevirisi var. Daha yetkin bir çevirinin olmasını bir arzu olarak burada zikretmiş olalım. Daha sonra işte Devvaniler var ve ben özellikle bizim kültürümüz açısından bunları tartışalım diye Osmanlı döneminde Kınalızade'nin Ahlak-ı Alaisi var. Yani Ahlak-ı Nasiri, Ahlak-ı Celali, Ahlak-ı Alai. Ahlak-ı Alai Osmanlı döneminde bütün saray eşrafının, bütün zenginlerin, efendime söyleyeyim, biraz okur yazar olanın mutlaka kütüphanesinde bulundurduğu bir kitap. Kutsal, neredeyse kutsal diyebileceğimiz kitaplardan biriydi. Çok yazması vardır. Üçüncü bölümü çok problemlidir. Bilim adamları hala onu fark etmiş görünmüyorlar. Siyaseti medeniye ile tedbiri menzil bölümü birbirine iç içe girmiş ve karışmıştır. Elimizdeki bütün yazmalar, benim incelediklerim için söylüyorum, bu karışıklığı ihtiva ediyor. Dolayısıyla bu muhtemelen Kınalızade'nin kendisiyle alakalı bir sorundur.
Fakat hiç kimse Kınalızade'ye bu kadar büyük bir bölümleme hatasını yakıştırmadığı için nüshalarda böyle bir karışma var sayılıyor. Ama ben bütün nüshaları neredeyse elden geçirdim. Bu hatanın ya da bu karışmanın olmadığı bir nüsha göremedim henüz. Dolayısıyla Kınalızade böylelikle kitabında hem Farabi'ye atıf yapmış oluyor, hem Devvani'ye, hem Tusi'ye. Fakat bu kitabın özelliğine Türkçe olmuş olması. Osmanlı Türkçesi. O bakımdan ben Tusi'ye ya da Devvani'ye ya da Farabi'nin metinlerine dayanmayacağım. Doğrudan size hemen aynı şey olacak. Yani arada çok büyük farklar yok esas da. Çünkü birbirinden alıntılanarak geliştirilen metinler bunlar. Esas itibariyle Farabi'nin Nevabit'ini göreceğiz. Ancak burada Endülüs'te bir filozof. Ne yazık ki hakikaten yetim bıraktığımız bir filozoftur. Sevilmeyen bir filozoftur ve zehirlenerek öldürülmüştür. İbn-i Bacca. Çok büyük bir zekadır. Huysuz bir zekadır. Farabi'ye fevkalade meftundur. İbn-i Sina'yı pek tutmaz. Gazali aleyhinde olumsuz şeyler söyler. Ve İbn-i Rüşd'ün aslında bir anlamda hocasıdır. Fakat İbn-i Rüşd'le bile bu konuda çatışır. Neden? Çünkü İbn-i Rüşd tamamen Aristotelesçidir. O bile, İbn-i Rüşd bile Platon'un devletini şerh etmiştir. Ama tabii Aristoteles'in sistemine çok vakıf olduğu için ünlü yorumcu, Aristotelesçi çizgiden ayrılmamıştır. Yani o toplumsal canlı, zoon, politikon kavramından asla ayrılmamıştır. Dolayısıyla anlatımımı böylelikle ne yapmış olacağım? Platoncu devlet teorisinin, ki en sekter biçimi, en acımasız biçimidir devletin, Platon'un devleti. Çünkü zihin o kadar belirleyicidir ki, zihin belirleyici olmaya başladığında yaşam darmadağın olur, şiddet doğurur. Şiddetin olduğu yerde elimizde tek silah vardır. Nedir o? Mizahtır. Şiddet ancak mizahla üstesinden gelebilir. Çünkü yaşamın özü neşedir. Yaşam sevinci neşedir. Zihin, bilinç yaşamı belirlemeye, sınırlar çizmeye başladığında yaşam bilincin kendisini ele geçirme, sınırlama, bir kalıba oturtma müdahalelerine her zaman direnir. Neşeyle direnir. Bu daha evvel başka bir derste anlattığım gibi Apolloncu ilke ile Dionysosçu ilkenin çatışmasıdır. Apollon camidir. Yani insanları sıraya koyar, camide farklı olana yer yoktur. Herkes aynı zamanda yatar, aynı zamanda kalkar ve asla farklı inanamaz. Tekke öyle değildir. Tekke Dionysosçu ilkenin mabedidir. Tekke'de kimse kimseye benzemez. Şeyh bilir, deliler de bilir, sarhoşları da bilir filan. Hepsini yine mi güzeliz der ve şey yapar. Bağrına basar ama imam bunu yapamaz. İmam onları sıraya sokar, ayar verir filan, sapları düzgün tutun der. Dolayısıyla toplum, yani bilinç, zihin camidir. Yaşam tekkedir. Yaşam bir de ne yapar? Baskıya karşı kaçarak bırakırım der ve mizah yapamadığı yerde kaçarak kurtulmaya çalışır. Şimdi dolayısıyla Platoncu devlet anlayışı esas itibariyle nizam verici bir anlayıştır. Düzene koyucu, saflara koyucudur ve onun en uç örneğidir. Bir cami siyasetidir. Yani
Yani öyle bir devlettir ki camide görmek istediğin her şeyi Platon'un devletinde görürsün. Sakatlar, hastalar filan bunları verimli ve üretici olmadıkları için toplumun dışına atabilirsiniz. Hiç acımaz. İslam felsefesi içinde üretilen siyaset, devlet tasavvuru dolayısıyla Aristocu değil Platoncudur. Bunu dikkate alarak dinlemek lazım. Ne yapıyoruz? Farabi'den alıyoruz. İbn-i Miskeveh'ler, Tusi'ler, Devvani'ler ve Kınalızade'ye kadar getiriyoruz. Ondan sonra da bu işler bittiği için, doğru dürüst elimizde bir metin olmadığı için modern siyaset felsefesinden, İslam dünyasında üretilen siyaset felsefesinden bahsedemiyoruz. Ütopik olarak bile. Şimdi çok kısa, sıklıkla hep derslerde bahsettiğim bir insan yetilerinin, insan Platon'da da böyledir, Aristoteles'te de böyledir, bütün tarih boyunca böyledir. İnsanın sahip olduğu yetiler devlete uygulanır ve devlette kullanılan terimlerin tamamı insan bedeninden alınmıştır. Mesela reis diyoruz, nedir reis? Kafa, baş, başkan, değil mi? Ordu ne demek? Arm, kol, değil mi? Bütün siyasi yapı insan anatomisi esas alınarak resmedilmiştir. Bu konuda yazılmış metinler de vardır. Bernard Lewis'in bir metni vardır ama o da İngilizce. Ben onu getirdim. Çok güzel bir kızcağızın hazırladığı. Şimdi tabii yaşıyor mu bilmiyorum. Güzel bir İngilizce bir metindir. Çevrilmedi Türkçe'ye. Bütün organlar siyasette olduğu gibi insan bedeninden üretilmiştir. Yani aslında ırk diyoruz. Irk nedir? Damar demektir mesela. Kabile diyoruz. Kemik yapısıyla alakalıdır. Yani bütün sosyal ve siyasal yapı unsurları adlarını genelde insan anatomisinden almıştır. Tabii sadece anatomisinden değil, zihinsel, bilinç yapısından da. Biz anatomiyle ilgili kısmını bırakalım ama zihinsel olan kısmıyla ilgili bir kısa özet yapayım ki siyasal yapıyı inşa ederken bunun nereden kaynaklandığını ve zihinlerini nasıl çalıştığını Platon'un, Aristoteles'in ve bunun tarih boyunca kendisine dayanan siyasal teorilerin ana mantığını çözebilelim. Hiç değilse çözümleyebilelim. Üç güç vardır. Üç yeti. Kuvve-i nutkiye, kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye. Nedir bunlar? Düşünme gücü, arzu gücü, öfke gücü. Bütün siyasi yapı bu güçlere göre taksim edilecektir. Tabii düşünme gücü bir akıl olarak bir de fikir olarak ayırt edilmeli. Yani akılla fikir onun da kendi içinde edilgin ve etkin akıl olarak ayrılır. Orta çağ boyunca hem Hristiyanlıkta hem İslam dünyasında da aynı tabirler kullanılmıştır. Bunlar şimdi pek değerli gibi gözükmüyor. Ama ben o yüzden bunları akıl ve fikir olarak tanımlıyorum. Fikir çok değerli bir şey değildir. Mesela efkarlandım ben yine. Efkar fikrin çoğuludur. Fikir ve akıl arasındaki fark şudur. İkisi de bir zihni çalıştırma biçimidir. Ama fikir tikellerle ilgili, tek tek ayrıntılarla ilgili onları birleştirerek yapılan işlemken akıl tümellerle ilgili olur. O yüzden fikirli, yani çok fikirli olmak, çok düşüncelisin bugün dediklerinde hafif sıyırıyor musun filan da olur. Yani fikir, fikirler sonsuz olduğu için yorucu bir şeydir ve çok fikirli olmak aslında olumsuzdur. Oysa filozoflar fikirli olmaz. Ama filozof taslakları ya da talebeleri
de efkar çok olur. Niye? Tırmanma üzerinde olduğu için ve sahip olduğu zihinsel yetileri tümele, insanı mesela kavramaya harcamaz. Ali'yi, Veli'yi, Ayşe'yi, Fatma'yı kavramaya harcar. Bugün mesela akademi niye hali işler acısı? Çünkü mütefekkirler var. Yani fikir sahipleri var. Akıl sahipleri yok. Bakın gazeteciler öyledir mesela. Gazeteci zekası binlerce ayrıntıyla uğraşır. Onları birleştirir, eder filan. O dedi, bu dedi, bu filan. Bir sürü belgeler filan. Oradan bir sonuca varmaya çalışır. Tümeldir. Oysa bir felsefeci tümel kavramı alır, onu tikelleri ancak örnek olarak zikreder. Dolayısıyla burada bir sosyolog, bir tarihçisi ders anlatsa, bunu belli bir kavrama çıkarana kadar ana sağlar, dersi de zaten sonuna kadar da bunu beceremez. Kitap yazarken de beceremiyorlar. O yüzden tarihçilerin, sosyologların böyle fikir gösterilerine iyi zekalar pek tahammül edemez. Buna mukabil fikir ehli de akıl ehlini çok donuk, çok soyut bulur. Hegel'i okuyamazsınız. Yani bir iktisatçıyı okumak ve bir Marx'ı okumak aynı mıdır? Das Kapital'in özellikle birinci cildi için söylüyorum. Neden? Çünkü bir felsefecinin yüksek kavramsal çözümlemeleriyle bir iktisatçının efkarı iki ayrı yönden ilerler. Dolayısıyla düşünme gücü, öfke gücü, arzu gücü ve öfke gücü. Fakat bunların Aristotelesçi, kısmen Platon'da da var bu. Öfke gücüyle arzu gücü bedenseldir. Ama düşünme gücü zihinseldir. Öfke gücüyle arzu gücü, hani nefsi öldürmek denir tasavvufta. Şeytanı temsil eder. Yani şeytanı, nefsi öldürmek aslında arzu gücüyle öfke gücünü kontrol altına almak demektir ki akıl gücü ortaya çıksın. Efendimiz benim şeytanım teslim oldu, Müslüman oldu der. Orada kastettiğini öfke gücüyle arzu gücümü kontrol edebiliyorum demektir. Bunların aşırıları vardır. Mesela düşünme gücünde aşırılık nedir? Deha olabilir, hiperaktifler. İfrat, tefriti nedir? Ahmaklık, değil mi? Embesillik, idiot, onların da sırası vardır biliyorsunuz. Ortası, mutedili nedir? Hikmettir. Şehvet, arzu gücünün de bir azgını vardır, değil mi? Aşırısı. Bir hiç olmayanı vardır. Bir de mutedili vardır, ona iffet denir. İffet, esas itibariyle var olan şehveti, arzuyu kontrol altında tutmak demektir. Masum, mesela bu anlamda Hazreti Meryem iffetin sembolü zannedilir ama aslında değildir. Çünkü masum hiçbir şeyi bastırmaz. Ama Maria Magdalena arzu gücü, şehvet olduğu halde onu bastırdığı için o iffetli kabul ediyor. Çünkü iffet fren yapabilme yetisi demektir. Öfke gücünde bir adam işte ona saldırır, saldırgan olabilir. Ya da korkak olabilir. Ortası cesarettir. Yani gerektiğinde kendini savunmak için, ailesini savunmak için neyse tehlikeyi göze alabilen demektir. Şimdi bu ilginç biçimde şöyle bir Osmanlıca ifadeyle özetlenmiştir. Kuvve-i nutkiyenin itidali, bu burada şöyle bir şey de söyleyeyim. Bunların itidaline, yani ortalamasına, vasatına fazilet denir. Erdem denilen şey ne saldırgan olmaktır, ne korkak olmaktır, cesur olmaktır. Ne azgın olmaktır, ne iktidarsız olmaktır. İffetli olmaktır. Ne hiperaktif bir zekaya sahip olmaktır, ne de ahmak olmaktır, hikmet sahibi olmaktır. O yüzden hiperaktiflerden hikmet çıkmaz demiştim. Bir tanesinin
ismini de vermemiştim. Böyle bir ders hatırlıyorum. O sonra ondan başka şeyler çıktı mesela enteresan bir şekilde. Hiperaktifin, çok böyle zeki, genius filan denilen adamların en büyük sorunu itidale gelemedikleri için düşünceleri verimli olmaz. Herkesi sustururlar, bir sürü şeylerden söz ederler ama sonuçta akla yatkın bir önerme öne süremezler. O yüzden itidal, ancak Aristotelesçi tasnifte erdem, fazilet, itidalin diğer adıdır. İfrat ve tefrit de rezilettir. Bir ayrım daha var, onu da yeri gelmişken izah edeyim. Yani diyelim ki kadınlara çok düşkün bir erkek, azgın, ifrat. Hiç kadınlarla işi olmayan bir erkek, tefrit. Arzu gücünü dengeleyen bir erkek de afif, iffetli olsun. Ama hayvanlarla ilişki kurarsa, cinsel ilişki kurarsa, işte buna ikinci bir ayrım yapıyorlar. Buna sapık diyorlar. Niye sapık diyorlar? Çünkü itidalin iki karşıtı var diye kabul ediyorlar. Bir niteliksel karşıtı, bir niceliksel karşıtı. Benim verdiğim ifrat, tefrit karşıtı nicelikseldir. Yani az veya çok. Çok olursa ifrat, az olursa tefrit. Tam kıvamında olması lazım. Bakın az ve çok varsa nicelik vardır. Ama çok yiyor, obur. Hiç yemiyor, işte anoreksiya. Normal yiyor, itidal. Ya adam taş, işte cam falan yiyorsa, bakın az ve çok değil. Ona işte sapık diyorlar halk dilinde. Oysa ahlak felsefecileri buna niteliksel, itidalin niteliksel karşıtı diyorlar. Birincisine rezilet, yani mutedil olursa fazilet, niceliksel karşıtı olursa rezilet, niteliksel karşıtı olursa redaet, bayağılık, aşağılık denilen bir şey, özellik. Şimdi bunu da şöyle özetliyorlar, diyorlar ki kuvve-i nutkiyenin itidali hikmet, kuvve-i şehviyenin itidali iffet, kuvve-i gadabiyenin, öfke gücünün itidali şecaat, cesaret. Ancak bunlardan ikisi var, biri yoksa, yani adam hikmet sahibi, iffet sahibi ama korkak. Ya da hem cesur hem iffetli ama ahmak. Bak itidal yok. Üç yetinin üçü de itidalde olursa bunun toplamına adalet denir. Adalet hilafete, hilafet adalet hilafete, yani tanrısal olanı temsile yönelir. Devlet de böyle olmalı diyecekler. Yani devlette de öfke gücü askeriye mesela. Değil mi? Arzu gücü ne olabilir? Diyelim ki iktisat, iş adamları olsun. Kuvve-i nutkiye diyelim ki üniversiteler olsun. Bu üçü de itidalde olursa, dengede olursa adalet ortaya çıkar. Tanrısal yönetim ortaya çıkar filan. Gelirse. Dolayısıyla adalet çok hikmetli olabilir, çok alim olabilir bir adam. Ama iffetsizse adil olamaz. Hem iffetli hem hikmetli olabilir ama korkaksa yine adil olamaz. Adalet insanda bu üçünün dengesiyle ortaya çıkan bir sıfattır. O yüzden adalet iddiasında bulunmak öyle her baba yiğite nasip olmaz. Adalet akıl gücü, düşünme gücü, öfke gücü ve arzu gücünün dengelenmesiyle ancak çıkabilen bir şeydir. O yüzden adalet varsa hilafet olur. Neye hilafet olur? Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi dedikleri o ortaçağ dönemi, İslam ve Hristiyanlık'ta çok yaygın, Yahudilik'te de yaygın olan bir şeydir bu, jargondur. Dolayısıyla ne hikmet var, ne iffet var, ne şecaat ya da sadece şecaat var. Öyle diyelim.
Adalet olacak. Öfkeyle adaleti kim tesis etmiş? Yani hikmetin ve iffetin eşlik etmediği ya da hikmetin eşlik etmediği bir adaletten söz edemeyiz. Geleneksel, en azından 2500 yıllık siyaset felsefelerinin ana akımına göre, Platoncu ve Aristotelesçi yorumuna göre. İslam felsefesi baştan sona, İslam siyaset felsefesi bu eksen üzerinden toplumu analiz edecektir. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Bu duygulara dayanarak toplumları tasnif edeceğiz. Yani ya da yapılmış tasnifleri size aktaracağım. Nedir bu? O zaman bir faziletse, yani burada esas olan ne? Erdem, değil mi? O halde devleti, toplumu da erdeme göre ayırt etmemiz lazım. İki ana toplum vardır. Ana başlık. Bir, Medinetül Fadıla, erdemli toplum, erdemli devlet. İki, Medine-i Gayr-ı Fadıla, yani erdemsiz toplum, erdemsiz devlet. Dolayısıyla bu insan anlayışına uygun olarak, bu ahlak anlayışına uygun olarak siyaseti yapılandırıyorlar. Nasıl yapılandırıyorlar? Diyorlar ki, ya fazilete, erdeme dayanır devlet ya da erdemsizliğe dayanır. Yani iki ana şey vardır. Ama erdemli devlet, kaç tür erdemli devlet var? Hakikate bir olmak yakışır. O yüzden erdemli devletin türü olmaz. Erdemli devlet bir tanedir. Ama erdemsiz devlet, erdemsiz devlet, erdemsiz toplum da diyebiliriz buna. Erdemsiz toplum çok çeşitli olabilir. Üç tane türü var. Bir tanesi cahil devlet, bir tanesi fasık devlet, bir tanesi yoldan çıkmış dalle, sapık diyorlar ama ben o sapık kelimesi Türkçe'de farklı manalar çağrıştırdığı için onu kullanmak istemiyorum. Sapkın diyelim, sapkın devlet. Yani diyelim ki IŞİD'in bu listede bir yere oturtursak hangisine oturturuz? Erdemsiz olmasına rağmen. Değil mi? Sapkına. Peki nasıl ayırt ediyor? Yani erdemliği anladık da erdemsizleri nasıl ayırıyor? Diyor ki eğer düşünme gücü yoksa devletin temelinde, o diyor cahil devlettir. Eğer düşünme gücü var ama öfke gücüyle arzu gücüne alet etmişlerse, yani diyelim ki adam siyasetçi, bir üniversite hocasına diyor ki hocam şunu şöyle yap diyor. Şimdi üniversite hocası düşünme gücünü temsil ediyor. Siyasetçi öfke gücünü ve arzu gücünü temsil ediyor. Niye öfke gücü? Ya da genelkurmay, asker olsun. Asker öfke gücünü temsil eder. Yani savaş unsurudur. Diyelim ki üniversiteye emrediyor asker. Diyor ki bunu böyle yapın. Emredersiniz paşam diyor. Üniversitede boyun eğiyor. Bu erdemli devlet olabilir mi? Olmaz. Niye? Çünkü düşünme gücü diğerlerine hakim olması gerekirken öfke gücüyle arzu gücü düşünme gücünü yönetiyor. Yani bu neye benziyor? Bir zararlı bir madde kullanan biri, uyuşturucu biri bir doktorla birlikte bu uyuşturucuyu alacak. Hocam yani eğer bir kriz falan olursa bir ilaç bize öner diyor. Tamam diyor. Fakat arzu gücü eczacı ya da doktoru kendi arzusunun hizmetçisi yapıyor. Oysa olması gereken ne? Düşünme gücüne o arzunun olması. Mesela denmesi lazım ki hadi koşalım, yürüyüş yapalım. Bu senin sağlığına uygun olandır. O yüzden Platoncu ayrım Farabi de iki meslekle özetlenmiştir. Erdemsiz toplumun da iki sınıf varsa o toplum erdemsizdir. Erdemli toplumda bu iki sınıf olmaz. İnanamazsınız ama çok ilginç iki meslek. Eğer doktorlar ve yargıçlar varsa o toplum erdemsizdir. Çünkü erdemli toplumda düşünmeye herkes tabi olduğundan
herkes ne kadar iyi yemesi gerekir, neyi yemesi gerekir bunu ölçülü hareket ettiğinden doktora ihtiyaç olmaz. İki, adaletsizlik olmayacağı için yargıça ihtiyaç olmaz. Haksızlık olmaz çünkü. Dolayısıyla Platon'un kullandığı bir sınıftır ama bu İslam siyaset felsefesinde çok sıklıkla kullanılır. Doktorlar ve yargıçların bulunduğu toplum bedensel ve ruhsal hastalıkların olduğu toplumdur. Çünkü suç ruhsal bozuklukların bir sonucudur. Tıp bedensel bozuklukların. İkisi de işler yolunda değil demektir. Erdemli olsaydı toplum doktora ve şeye ihtiyaç olmayacaktı. Şimdi demek ki yani cahil toplum, fasık toplum ve şey diye sapkın toplum diye ayırdık. Fakat cahil toplum genelde bizimkiler sapkın ve yani fasık ve dalleyi incelemeye gerek görmüyorlar. Cahil devleti, haz devleti diyorlar mesela. İçlerinde örnekler var. Bunlar dediğim gibi Platoncu şemanın Arapçadaki halidir. Cahil devleti altıya ayırıyorlar. Çünkü buradaki devlet derken toplumla devleti ayırt etmiyoruz. Onu unutmayın. Esas olan içtimadır. İnsanların bir araya gelme nedenidir. İnsanlar bir araya geldiğinde tabii ki bir yönetim, bir idare oluştururlar. Önemli olan insanlar neden bir araya gelirler? İnsanları bir araya getiren şey erdem mi, erdemsizlik mi? Bir, en temel maddi ihtiyaçlar bir araya getirir ki bu daha çok çeteler filan için. Yani açız, bir araya geliyoruz. Ne yaparız? Hırsızlık yaparız, yağma yaparız, değil mi? Adam öldürürüz. Çünkü bizi bir araya getiren nedir? Temel ihtiyaç, aç kalmamak, karnımızı doyurmak. Her türlü suça başvururuz. Ancak bunun bu böyle bir toplumun yöneticisi nasıl olur? Herkesten iyi öldüren, herkesten en iyi çalan. Özü gereği amaca en uygun olan lider olur. O yüzden normal çetede çete başı herkesten daha çok çetenin amacına uygun olması lazım. Yani beyni çok iyi çalışıyor, çok iyi stratejist. Ama bir mafya lideri olur mu? Olmaz. Aksine herkesten daha zalim, herkesten daha cesur, herkesten daha saldırgan olması icap eder. Cahil toplumun birincisine zaruri içtima diyorlar. Yani zaruretler bunları bir araya getiriyor. Yeme içmek gibi. Bunu uzatabilirim. Yani arkadan diyelim ki haz için bir araya geliyorlar, zenginlik için bir araya geliyorlar filan. Değişik 6 tane toplum yapıyorlar ama ben size klasik Yunan siyaset felsefesindeki yapıyı hızlıca bir hatırlatayım. Oradan devam edelim çünkü bu konuyu anlamanızı zorlaştırır. Bu biraz deforme edilmiş, biraz Mezopotamya'ya uyarlanmış şeyler ve karşılıklarını bulup temellendirmek de çok güç. Biraz fantazi de işin içine girdiği için. Yani esas olan 3 tane yönetim vardır. Nedir? Monarşiler vardır. Bir kral, adil kral vardır. Danışmanları vardır. 2, aristokrasi vardır. Yani bir tane monark yoktur başlarında. Ama bir soy, bir aile, soylu bir grup yönetir. 3, demokrasi. Halk kendi kendini yönetir. Ama bu demokrasi bugün bizim anladığımız anlamdaki demokrasi değil. Biliyorsunuz 400 bin Atina'nın yurttaşı şeyi vardı, nüfusu vardı. 30 bindi yurttaş sayısı. 200 bini köleydi. Diğerleri kadınlar, madınlar, çocuklar filan. Yani yurttaş değiller. 30 bindi Atina demokrasisindeki şey. Araştırmacıların verdiği rakam. Yalnız cahil devletin içinde onu söylemem icap eder. Demokrasi, hürriyet için bir araya, özgürlükle bir araya gelmiş toplumlar erdemsiz cahil toplumlar içinde zikredilir. Şimdi
erdemli toplum kendi içerisinde sınıflara ayrılır. Erdemsiz toplumları saymaya gerek yok. Nevabit nerede? Bu tabloda yani bir erdemli devlet bir tane olur, erdemsiz devlet üç tane, onlardan cahil devlet dediğimiz. Çünkü cahil devlette ne yoktu? Düşünme yoktu. Altı versiyonu var dedik. Dolayısıyla yedi devlet var. İki de dışarıda bıraktık, dokuz. Nevabit, bizim Ayrıksotlar nerede? Şimdi Nevabit, erdemli toplum ve erdemsiz toplum. Düşünmeyi merkeze alan toplum, almayan toplumlar olarak ikiye ayrıldığına göre bizim Ayrıksotları nerede bulacağız? Elbette erdemli toplumda. Yani Ayrıksotlar, Nevabit aslında erdemli toplumun içerisinde sorun çıkaran zümreler. Bunun için erdemli toplumun sınıflarını bir gözden geçireceğiz. Kadın yürüyüşü çok enteresandır. İzmirli olup olmadığı anlaşılır. Öyle mi? Benim topuklarım çok ses çıkıyor. Şimdi burada Nevabit'le ilgili belki akılda tutmamız gereken en önemli taraf, bu ayrıksı, marjinal, günümüzde marjinal denebilir, sınırlarda dolaşan zümreler Farabi'de olumsuzdur. Erdemli toplum içerisinde, hatta Tusi şey diyor, onları hayvan gibi eğitmek lazım. Yani ona buna saldırıyorsa, şey yapıyorsa, onları eğitmek lazım. Niye? Erdemli toplum içerisinde güdülere, öfke ve arzu gücüne teslim oldukları için. Şimdi tabii burada ütopik demiş olmama rağmen aslında hiçbir politik nazariye ütopik olmaz. Hepsi bir şeyi açıklar. Bir somut gruba, zümreye her zaman delalet eder. O yüzden Farabi'de ve Farabi çizgisinde bütün siyaset felsefesi tarihinin tamamında neredeyse Platon ve Aristoteles merkezli toplum tasavvurlarında, devlet tasavvurlarında Nevabit toplum dışı olandır. Toplum dışıysa olumsuzdur. Bir kişi hariç, İbn-i Bacce. İbn-i Bacce'de Nevabit olumludur. Bunun için ben Kınılzade'yi, Kınılzade'den hareketle, çünkü 16. yüzyıla kadar getirmiş oluyoruz. Bütün Farabi biliyorsun 10. yüzyıl, 950 vefatı. 10. asırdan 16. asra kadar geliyoruz. Bu hala böyledir. Yani biz de hala bunun gerçek olduğu düşünülür buradaki sınıflamaların. Bu filozof kral merkez, o yüzden ütopiktir. Kralın filozofu olmaz, filozofun da kralı olmaz. Yani filozofu kral yapın, toplum mahveder. Kralı filozof yapın, yine mahveder. O bilge kral şeyi ütopik olarak bir anlamı vardır. O anlam nedir? Kralın öfke ve arzu gücünün, kasın, kılıcın akli olana, düşünmeye, düşünmeden istifade etmesi demektir. Kendisinin düşünür olması demek değildir. Düşünmenin siyasete yol göstermesi, rehberlik etmesi, filozofu kral yapmaz, yapmamalı. Zaten bütün denemelerde ellerine yüzlerine bulaştırmışlardır.
Çok yaşa. Şimdi o bakımdan o aslında bir anlamda bu çerçeve Bilge Kral merkezli bir yapılanma ve benim kanaatim bizzati erdemsizdir. Niye? Yaşam dışı ve yaşam karşıtıdır. Sparta'nın Atina'ya karşı Platon'un kafasındaki Sparta modelidir bu. Ve toplumu yukarıdan aşağı istediği gibi bölümleme, tanımlama, belirleme iddiasıdır. Özü gereği heteroya, farklı olana değil aynı olana ağırlığı verir. Sabit olana, değişmez olana, ortalamaya. Oysa yaşama bakın, yaşamda yaşamın kendisi hiç erdemi desteklemez. Değil mi? Öfke gücünde neydi erdem? Cesur olmaktı. Değil mi? Kahramanların hangisi cesurdur? Hepsi saldırgandır. İfrattır yani. Kahramanlık ifrat değil midir? Orta olur mu kahramanlık? Sevgi, beğeni bunların itidali olur. Aşk itidal midir? Çünkü aşk, muhayyi bunların hepsi kahramanlık. Diyelim ki öfke gücünde kahramanlık, arzu gücünde aşk. İkisi de öfke gücünün ve arzu gücünün en aşırı halidir. Ve hepimizi cezbeder. Sanatın bütün temeli bu değil midir? Peki düşünme gücü, büyük düşünürlerin hangisi mutedildir? Mutedilin işte üniversitelerdeki sıradan akademisyenlerdir. Ortalamadır yani. Ortalama niye ortalamaya mahkum edelim? Tam tersine toplumlardaki ilerleme ve gelişme aşamalarında hep en aşırılar, en marjinaller toplumda toplumun muhayyilesini ileri taşımıştır. Yani sanatta Sezan mı normal? Michelangelo mu normal? Van Gogh mu normal? Kafka mı normal? Tarkovski mi normal? Hangisi normal? Ya normaller de var. İşte Monet var, Delacroix var filan diyelim. O hangisi heyecanlandırır bizi? O bakımdan anormal olumsuz görünebilir. Nevabitler de burada olumsuz gözükecek. Ama gerçekten öyle mi? Zihnin yani bir tür mühendislik yapılıyor burada. Hani günümüzde toplum mühendisliği deniyor. Norm koyuyor. Şöyle olan iyidir. Yani nedir? İşte kısa saçlı pantolon giyen, anne babasının sözünü dinleyen, okula gidip dersini çalışan, ödevi yapan çocuk iyidir. Usludur. Kötü olan nedir? İşte arkada top oynayan, okulu kıran, bilmem ne filan. Bakın okuldan birincilikle mezun olanların okul sonrası hayat, iş hayatında ne yapıyorlar? O arkada sınıftan atılan, okuldan atılan ya da zor bela geçenlere bakın ne yapıyorlar? Dolayısıyla bir ortalamayı öngörebiliriz. Ama burada diretebilir miyiz? Farklı olanları ne yapacağız? Matematiğe basmıyor çocuğun kafası. Oysa eğitim hayatında başarılı olabilmesi için sayısalda iyi olması lazım. Olmuyor. Ya iyi top oynayabilir, iyi şarkı söyleyebilir. Başka konularda iyidir. Dolayısıyla bu konularda standart koymaya hevesli olabilmek için adalet şeyinin oluşması lazım. Adalet aslında o aşırılıkları da içine alan bir şeydir. Onu eşitliğe indirgeyemeyiz. Yani eşitlik meselesi, standartizasyon yönetim bakımından önemli olabilir. Devleti yönetenler, büyük yöneticiler hiçbiri toplumu standartize etmez. Yani bugün ülke ismi vermeyeyim hadi. Bazı ülkelerde akıllı çocuklar, yani toplumu yönetecek olanlar zaten bellidir. Yani onlar %10'u geçmez. O %80 toplumun ana çatısını şey yapar. Vasat öğrencilerdir onlar. Eğitimleri, maaşları falan ona göre hesaplanır. Akıllı olanların nereye çıkacağı belli olur. Yani CEO olacak
çocukla, fabrikada işçi olacak çocuk zaten yolun başında, büyük devletler bunları ayırt eder. Dolayısıyla yetenekli olanların yukarı çıkmasını sağlar. Problem devletin yapmaması gereken nedir? Bunu sabit kıstaslara bağlamamalı. Mesela sarışın olanlar yükselecek dememeli, değil mi? İşte Erzurumlu olanlar, Konyalı olanlar yükselmeyecek ya da yükselecek diye bu tür sınırlar koymamalı. Farklı olanın farklılığını sürdürmesini ve toplumsal olarak yukarı doğru çıkmasına izin vermeli. O zaten çıkacaktır, onu durduramazsınız. O bir şekilde çıkacaktır, yani onu engelleyemezsiniz. O bakımdan şimdi Platoncu bu nevabitlerle uğraşmadan evvel şeyi bir erdemli toplumun zümrelerini bir gözden geçirelim. 5 zümre var. Yani Medine-i Fazıla'nın ehli 5 taifedir. Biri efadıl. En üsttekiler. Onlar bir cemaattir ki yine Medine-i Fazıla'nın tedbiri ahvali menut ve maslahatları anların savap görmesine merbuttur. Yani diyor ki bunlar öyle bir zümredir ki bu en üstteki tabaka. Bunlar halkın iyiliği bunların doğruyu görmesine bağlıdır. Bunlar doğruyu görürse halk rahat eder. Yani efadilin, fazilet, erdemli toplumun, Medine-i Fazıla'nın en tepesindekiler hakikati görme yeteneği güçlü olanlardır. Bunlar neyin yararlı, neyin zararlı, neyin iyi, neyin kötü olduğunu görebilme yeteneği olan adamlardır. Toplumun maslahatı onların bu bakışına bağlıdır. Kimdir onlar? Onlar hukema-i kamil ve ulema-i amildir ki kuvve-i nazari-i ilmi ile ebna-i nevinden mümtaz ve takva ve amel ile serfirazlardır. Yani bunlar zeka ve davranış bakımından bütün toplumdan ayrışan elit bir kesimdir. Peki bunlar ne yaparlar? Bunların sanatı nedir yani? Bu zümrenin sanatı nedir? Onların sanatı hakaik-ı eşyayı ve ahval-i mebde-i meadı kemahü ve hakkuhu yakini itikad edip kasırlara talim-i irşad etmektir. Yani bunlar eşyayı hakikatiyle görme kabiliyeti olan görünüşlere değil, görünüşün arkasındaki değişmezleri görebilme yeteneği olan ve aklı bu işlere ermeyenleri de eğiten sınıftır. Bakın bilge kralı kişi olarak değil, zümre olarak resmetti. 2. Zevil Ersin'e. Ben bunları erdemli toplumun medyası olarak notladım. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Dil sahipleri diyor. Yani uzun uzun okumayayım. Ama aynen söylediği, anlar o taifedir ki avvamı gahi, nasaihi matbuha ve mevaizi mescua ile canibi kemalatu feza ile davet ve rezailden zecrü men ederler. Yani ikinci sınıf insanları iyi ve kötü konusunda dil aracılığıyla onları yönlendirirler. Bunların sanatı nedir? Birincilerin sanatı neydi? Eşyanın hakikatini görmekti. İkincilerin sanatı ne? Bunların sanatı kelamı cedeli ve hitabetü şiir-i nafidir. Yani bunlar diyalektik ve retorik erbabıdır. Birinciler ne? Apodiktik olan, kesin ve zorunlu olanın bilgisine sahip olan. İkincilerse iknaya dayalı olan. Hakikat olup olmaması önemli değil. Yani diyelim ki şu anda Türkiye bir takım sıkıntılardan geçiyor. Savaşa girelim mi, girmeyelim mi, şöyle olursa filan. Şimdi siyaset savaşa girmenin ülkenin lehine olduğuna karar verdi. Yani hükümette, partilerde, genelkurmayda, hepsi. Bürokraside. Yoksa Türkiye bundan zarar görecek. Ne yapıp yapıp artık neyse bedeli ödenmek üzere savaşa karar verdi. Şimdi barış dediğinde bir aydın grubu ya da biri ne anlama gelir bu? Nevabit olur tabii. O yüzden bütün medya savaş diye kalemlerini hükümetin
isteğine göre ayarlar. Vazifesi halkı ikna etmektir. Bak hakikat nedir? Hakikat yok ki burada. Devlet için esas olan barışsa bu sefer bunlar barış. Mesela Türk-Kürt barışı çözüm sürecinde medya hükümete, o dönemki hükümete demediğini bırakmadı değil mi? Çözüm süreciyle ilgili. Sonra masalar devrildi, çözüm süreci kalktı, savaş tekrar başladı. Fakat bu sefer ne yaptılar? Bu sefer masayı devirdikleri için, barışa karşı oldukları için suçladılar. Şimdi hükümet yanları ne yaptı? Hükümet ne yapıyorsa onu halkı ona ikna etmeye çalıştı. Yani bir ay evvel diyelim ki Esad dostu, sıfır sorun politikaları muvaciyesinde. O zaman hükümetin kalemleri yani Zevil Elsine bu politika üzerine yazdı çizdi. Hakikati neydi? Hakikati önemli değil. Sonra politikalar değişti. Bu sefer tersini işte çocuk öldüren veya halkını öldüren zalim oldu. Şimdi birinci sınıfın özelliği tabii çok ağır bir Osmanlıcı olduğu için anlamakta zorlanabilirsiniz. Bu birinci sınıfın sanatı hakaik-i eşyayı ve ahval-ü mebde-ü meyadı. Niye mebde meyad diyor? Başlangıcı ve sonu. Yani herhangi bir şeyin başını ve sonunu aynı anda görebilir bunlar. Yani barış olursa ne olur, savaş olursa ne olur, onu daha olmadan görür. Kullandığı tabir çok önemli. Kemahü ve hakku. Hakikati neyse o şekilde görür. İkinci sınıfın öyle bir derdi yok. O yüzden o yukarıdakiler apodiktiktir. Yani dertleri hakikattir, hakikati görmektir. Birinci sınıf, erdemli toplumun birinci sınıfı, ilk sınıfı. İkinci sınıfı bunu yaymaktır. O yüzden ikincisinin akıl yürütme biçimi diyalektik ve retoriktir. O yüzden ben çok rahatlıkla buna medyaya denk geliyor. Üç, mukaddirler. Mukaddirler adalet kanunlarının terazilerini bunlar korurlar diyor. Bunların sınatı, bunların sanatı nedir? İlmi hisabu istifa mühendesedir. Yani bunların içine isterseniz yargıçları ve matematikçileri koyabilirsiniz. Bunlar ölçü işlerini halledenlerdir diyor. Dört, gaziler ve mücahitler, asker sınıfı. Bunlar da diyor şecaat ve silahlar filan sipahilik dahi derler diyor. Yani bunlar askeri güç, silahlı kuvvetlerdir. Dördüncü güç. Yani erdemli toplumun dördüncü gücü. Beşincisi erbabı enval. Mal sahibi olanlar. Yani esnaf, zanaatkar ve köylüler. Üretici sınıfta en alttaki sınıftır. Bu beş taifeden yalnız burada tabii çok önemli bir not var. Onu söyleyeyim. Bu beşinci sınıfın tarih ne bu? 16. yüzyıl. Yani aslında 10. yüzyıl. Yani bu Farabi 10. yüzyıl. Şimdi beşinci sınıfla ilgili sadece bir şey söylüyor. Bu orta çağın değişmez şeyidir. Buradaki diyor beşinci sınıf için söylüyor bunu. İsterseniz Osmanlıcasını da okuyayım. Eğer bu mekule, bu kategori bir kimesine olmuş ise anı eşrefi sanayine kasredip bakiden men etmek gerek ki nizam-ı ahseni veç üzere olup Medine-i Fazıl'ın erkanına halel gelmeye. Bu en alttaki sınıfı hiç kımıldatmamak lazım diyor. Burada meslek değişimi ol. Ben köylüyüm ya az subay olayım olmaz. Ya ben yüzbaşılığı bırakayım gazeteci roman yazayım olmaz. Buradaki üretici sınıfın yerinden kıpırdamaması lazım. Bütün sistem çöker diyor. O yüzden Osmanlı sosyal hayatında buna kaçkun deniyor. Kaçkun toprağını yani öküzünü ve sabanını bırakıp köylü kaçtığında bütün sosyal tabaka bozuluyor ve Osmanlı siyasetnameleri
bu konuda çok eser var. Hepsi bunun olumsuz sonuçlarından dem vururlar. Toplumda bir kısım zenginleşiyor, bir kısım fakirleşiyor. Devlet bürokrasisi halkın üstüne çöküyor. Halk artık ne yapacak? Bırakıyor toprağı filan, yer değiştiriyor. Bir kısmını tüfek filan bulup eşkıyalık yapmaya başlıyor filan. O Anadolu isyanları böyle başlıyor işte. O yüzden bu sınıflar üretimi sabitlemeye çalışıyor. Bu bugün bizim anlayamayacağımız bir şey. Her sınıf, yani burada nedir? Erbabı enval, gaziler ve mücahitlere hizmet eder. Gaziler ve mücahitler mukaddirlere, yargıçlar vesaireye hizmet eder. Onlar medyaya hizmet eder. Yani bu işteki propaganda, toplumsal algıyı belirleyenlere. Onlar da şeye, bilgelere, yani ne diyelim, yönetici akla, devlet aklına. Şimdi burada hatta Arapça'da ibare kullanıyor. Diyor ki men talebel kulle fatahul kullu. Yani kim her şeyin tamamını ele geçirmek isterse hepsini kaybeder. O yüzden hem gazeteci olayım, hem romancı olayım, hem şarkıcı olayım, hem milletvekili olayım olmaz. Hepsi olursa hiçbirini olamazsın diyor. O yüzden bunların dışında kalanlar erkan-ı Medine'den değildir. Yani toplumun temel saç ayakları denir ya, saç ayağında üç algılanır ama toplumun temelleri, beş erkanı vardır, beş rüknü vardır. Bu beş rükün, bu beş zümredir. Bunların dışındakiler erkan olmaz. Ya onlara ne olursa olsun toplum aslanlar gibi durur. Bu beş sınıfı korumak lazım diyor. Diğerlerine hizmet ederlerse ne ala, alet menzilesinde olurlar. Eğer bunların dışında kalanlar bu beş sınıftan birine sokularak toplumdaki şey yayılabilir. İşte bu beş zümrenin dışında kalanlara nevabit denir. Çok güzel bir açıklama var. Hiçbir yerde olmayan bir açıklamadır bu. Diyor ki Medine-i Fazıl'a acaba niye bostana teşmil edilmiştir diyor. Yani erdemli toplum bir bostana, bir bahçeye teşmil edilmiştir. Neden? Diyor ki çünkü eşcar-ı müsmire ve eshar-ı tayyibe, tuffahu inep ve eşcar-ı müzeyyene, servu çenar gibi ve divar-ı bağ olmak için eşcar-ı şevkiye-i gayr-ı müsmire. Yani ne diyor? Bir meyve veren ağaçlar vardır diyor. Bir üzüm mesela verdiği üzüm ve meyve gibi. Eshar-ı tayyibe. Bazen de renkleri güzel olan ağaçlar vardır. Yani meyve vermez ama ağaç gölgesi, kokusu filan vardır. Bazı ağaçlar şey olur, askerleri ona benzetiyor. Bahçenin duvarına dikilir onlar diyor. Yabancı şeylerin girip çıkmasını engellerler diyor. Ama o ağaç da meyve vermez o zaman diyor. Üretici sınıf değil. Bazıları ise diyor bisat-ı zinet nüma olmak için sebze-i tariyeye müştemilir. Bazıları da ot ve sebzeler. Yani fındıkla ya da ne bileyim işte nohutla elma filan, elma ağacı aynı olmuyor. Buradan hareketle diyor ki bu Tavaif-i Hamse'nin müşebbehatını zikretmemişler. Yani bu beş zümrenin hangisine denk geldiği konusunda bir şey yazmamışlar ama ben bir deneyeyim diyor. Şöyle söylüyor, diyor ki birinci sınıf, birinci taife eşcar-ı müsmiredir diyor. Meyve veren ağaçtır diyor. İlk sınıf. Yani eşyanın hakikatine şey yapan bilgeler, elitler. Devlet aklı diyelim ona. İkincisi eşcar-ı müzeyyene, hoş güzel ağaçlar nedir? Mesela mor salkım, yasemin, değil mi? Hiçbir meyve vermez ama koku verir. Fakat zeytin ağacı, kiraz ağacı, şeftali ağacı, değil mi? Bunlar meyve de verir. Üç, eshar-ı tayyibe, ağaç değil artık çiçeklerden söz ediyor. Sardunyalar, sakız sardunyalar filan, değil mi? Onlarda da bir meyve yok.
dört harı divarı bağ olacak eşcarı zat-ı şevek. Yani ne olabilir? Limon çamı vardır. Bilir misiniz? Bende böyle küçücük vardı. Şimdi 5 sene sonra koca şey oldu. Böyle bahçelerde filan şey kenarlarına, onun bir adı vardı aklıma gelmiyor. Keserek ona biçim verirler filan ya, böyle set gibi yaparlar. Şimşir miydi? Değil. Bir adı var onun. Böyle yapraklarını hiç dökmez. Yaz kış yaprağı vardır ama meyvesi yoktur. Onu bahçenin duvarı olarak kullanılır diyor. Dördüncüsü bu mücahitler için, gaziler için. Beşincisi de sebze-i çemen diyor. Yani ben ona nohutu filan da koyuyorum. Güzel bir şey, İngiliz çimeni filan da olabilir. Dolayısıyla bunların hepsi bu erdemli toplumun 5 zümresine denk geliyor. Ayrıksı otlar ne vabit, bunların dışında ne kokusu ne meyvesi vesaire olmayıp bu 5 tür bitkiye zarar veren. Yani gülün altında mesela devamlı çapalamalı ve temiz tutmalısınız. Sardunya'nın çürüyen yapraklarını filan ayırmalısınız. Oradan bazı otlar çıkarsa onları ayıklamalısınız. İşte onlar nevabit. Kim bunlar? Birinci sınıf mürahiler. Mürahilere benim verdiğim adı söyleyeyim. Parti içi muhalefet. İsterseniz okuyayım. Yani bunları salladığımı düşünmeyin. Biliyorsunuz konuşmacı ile dinleyenlerin sallama biçimlerinin yönü farklıdır. Konuşmacılar sağdan sola doğru sallar. Yani bu uyutma anlamına geliyor. İzleyiciler de arkadan öne doğru sallarlar. Yasa buradan filan diye. Ben şimdi sağdan sola sallamıyorum. Metini o birlikte okuyalım. İbare ağır olduğu için okumaktan kaçınıyorum aslında. Ama Kınalzade'yi merak edenler okusunlar, iyi bir neşri de var. Anlar bir taifedir ki anlardan ef'ale fuzala ve ehli hayır sadır olur. Yani bu taifenin içinden erdemli toplumun birinci sınıfı çıkar diyor. Tabii. Ama garazları, amaçları rızayı hak ve saadeti mutlak değildir. Yani bunları diğerlerinden ayırt eden nevabitin entelektüelleri, bunlar da eşyanın hakikatine yönelen zekalardır. Ama amaçları toplumu ayakta tutmak değildir. Nedir? Hemen zahirde hazır ve batına gayrı nazır olan halka İtikat vermekle kesbi malu cah etmektir. Yani halka yine hakikati açıklarlar. Açıkladıkları haktır, hakikattir ama niyetleri cebi doldurmaktır. Ki dâne çû dâri bendi hak nisti eğer bi vudu der nemaz isti. Yani namaz kılıyorsun, abdestin yok. Hak seni ne yapsın diyor. Namaz tamam. Hani Bektaş'ın hikayesi. Bektaş bir gün köye gitmiş. Bütün herkes oturuyor filan etrafında. Fakat aramda da bir ilim var, bir irfan var, bir sohbet var. Kimse kımıldayamamış. O sırada ezan okunmuş. Adam da Bektaş namaz kılmaz biliyor köylü. Demişler ki ya incitmeyelim bu adam. Yani çok güzel sohbet ediyor. Parça parça kılıp gelelim, kılıp gelelim diyorlar. Ve halk beşi onu gidiyor namazı kılıyor geliyor. Ötekisi geliyor gidiyor filan. Zaten tabii bizim Bektaşi babası sohbete devam ediyor filan. Sonra diyor ki evlatlarım bana bir izin verin de ben vakti eda edeyim diyor. Ondan sonra şimdi köylü şaşırıyor filan. Bektaş gidiyor ağacın çıkarıyor abasını atıyor.
namaza duruyor. Bir namaz kılıyor. Köylü diyor ki lan bizim imam bile diyor bu kadar tadili erkana riayet etmiyor. Böyle şey Bektaşi köylünün şahit olmadığı şeyde tadili erkanla namazı görüyor. Kalkıyor selamını veriyor. Alıyor cübbesini tekrar kadar. Nerede kalmıştık bilen diyor. Onun üzerine köylü bir mahcup diyor ki ya baba erenler diyor biz halt ettik sen bağışla bizi. Biz seni namaz kılmazsın diye gidip hani şey yapma rahatsız olma diye böyle yaptık. Yani bu, ama yani böyle bir namaz kıldığını bilseydik hani biz çağırır ben seni arkanda namaz kılardık. Bağışla bizi. Fakat diyor bizim köyün imamı bile bu kadar güzel. Bu ne ki diyor ya siz beni bir de abdestliyken göreceksiniz. Şimdi yani erdemli toplumun fudalasıyla Nevabit'in fudalası arasındaki fark bu. Nevabit, Bektaşi babası gibi gayet tadil erkanla namazı kılar ama abdestin olup olmamasını pek önemsemez. Şeyin koyduğu şiir de bu. Yani abdestsiz namaz kılarsan amacın da hakikat değilse yani seni kim bilir diyor. Sadi'nin bostanından. Bir tane daha var. Şu der hufye bet başi vu na bekar çi sud abı namus ber ruhi kar. Eğer görünürde işin namusu filan falan ama gizli de böyle değilse olmaz diyor. İkincileri muharrifler, tahrif ediciler. Bunlar öyle bir taifedir ki inançları, itikatları Medine Fadıl'a, Erdemli şehrin Erdemlilerinin itikatlarına aykırıdır diyor. Ben buna karşı ideoloji diyorum. Yani birincisine o yüzden parti için muhalefet dedim. Yani parti içinde ya da iktidar içerisinde yer alıyor. Fakat amacı kişisel cebini doldurmak. Yoksa ilmi milmi filan hepsi gayet şey. Ama amacı olumsuz. İkinciler tam tersine muharrifler farklı inanıyorlar. Yani yoldan çıkabilirler diyor. Üçüncüler bagiler, isyankarlar. Buna karşıt medya adını verdim ben. Medine-i Fazıl'a hakimine ki padişahı adildir ve ribkayı taati rakabeyi cümleyi enama şamildir. İtaatu inkiyad etmeyip tefriki cemaat ile fitne fü fesat ederler. Bunlarsa tam tersine karışıklık çıkarırlar. Toplumdaki iktidarın istediği düzene uygun davranmazlar. Dördüncü taife mağrıklardır. Bunlar da kasten kuralları çiğnemezler. Ahmak oldukları için böyle yaparlar. Yani uzun okumamak için özetliyorum. Bunlar eğer bunların yoldan çıkışı diyor inat ve taannütten naşi olmazsa yani kurtulmalarından ümit kesmeyip bunları doğru yola getirmek için uğraşılabilir. Yani partiden biri ayrılırsa bilmem ne olursa filan ya çok zekidir, problem bilir, işte kötü niyetlidir onu yok etmek lazım. Ama değil. Ara sıra beyanatlar veriyor, problemler çıkarıyor filan. Onunla yani çok inatçı değilse tekrar yola getirmek için kol kırılır, yerin içinde kalır. Yapma üstad ikide bir medyaya böyle beyanat verme filan denebilir. 5 mugalitlardır. Bunlar aslında muhalefet partisinin oy verenleridir diyorum. Niye mugalitlara şöyle deniyor çünkü bu taife suyu fehm ve noksanı fıtrat sebebiyle maruf hakayka vakıf olmayıp yani bunlar ne olup bittiğinden habersizdir diyor. Hiçbir şey kafaları da ermez diyor. Ama dalalat ve cehalatı bağıtlayı yani yanlış fikirleri hakikat zannederler diyor. Dolayısıyla
Bunu halka böyle arz eylerler ve yalancı iddiaları bir sürü süslerler, müslerler filan halkı kandırırlar diyor. Dolayısıyla bunlar lafları eğip bükenler, halkı bir takım böyle parlak laflarla kandıranlardır diyor. Şimdi Tusi diyor ki bunu diyor aslında sayısı daha çoktur diyor. Ama biz bunları saymakla uğraşmayacağız. Buna sayfalar yetmez diyor. Fakat Kınalızade, kayıt çok önemli. Çağ çok önemli. Diyor ki ben biraz bir şeyler söyleyeyim buna diyor. Bu Nevabit'in erdemli toplum içerisinde ki ayrıksotlar nelerdir diye. Deavi-i zuhur ve husumat-ı kazibe ile ahse enval edenler. Yani bir sürü abrakadabra ile mal alan sahtekarlar. Bu tür bu kategorideki davalarda sahte tanıklık yapanlar. Üç, hıfz-ı siyaset için mevzu olan şahne vü şurti vü avanı, yani devletin ihtiyacı olan malzemeleri haksız yere halktan vergi diye cebine indiren uyanıklar ve irtişa ve meyd ile batıl eden kadılar, hakim, yargıçlar, rüşvet yiyen kadılar, hak ettiklerini hak etmeyenlere satan müderris, üniversite hocaları, gaspla kendisine bir takım mal, mülk edinen askerler, sipahiler, gizlice hırsızlık yapan devletin ayyarları, yani diyorlar ki sağlığa zararlı mı değil mi diye hani müfettişler falan geliyor ya, al abi şunu diyorlar, tamam diyor, basıyor şeyi. Yani bürokrasiyi burada Kınalızade topa tutuyor. Bazıları diyor bu tür şeylere de kadir olamazlar, güçleri yetmez diyor. Ama aslında çalışarak maaşıyla yetinmesi gerekirken bir sürü şey yapıp sorular sorup filan, hani bazen şeyde trafikte filan olur. Kar lastiğin var mı? Var. Zincirin var mı? Var. Peki hangi maddeden yapılmış? Hani eğer oradaki görevlinin niyeti rüşvet almaksa 50 tane soru sorar ve en sonunda parayı kapan müdebbirler, yöneticiler diyor. Yani memurlar diyebiliriz. Şimdi Nevabit için çizilen İslam siyaset felsefesindeki ana şey akım yorumlar bunlar. Nedir? Önce 5 tane zümre zikrediliyor. Bunlar adil toplumun, erdemli toplumun temel erkanı kabul ediliyor. Sonra bunun tam karşıtı, olumsuzu zikrediliyor. Aslında iktidar partisiyle muhalefet partisi, iktidar basınıyla muhalefet basını, ya hangisi gelirse gelsin buna hemen hemen denk gelir. Çünkü erdemli toplum içinde ama iktidarın talepleriyle uyuşmayan. Tabii ki bunlar iktidar üzerinden yazıldığı için karşı tarafı olumsuz anlatıyorlar. Ama hangi taraf iktidara gelse, yani hain kimdir? Yani 10 sene evvel İmam Hatip'le olan herkes haindi. Başörtülü her kız siyasal İslam'ın bilmem nesi filan diye, değil mi? Bir sürü sıkıntılara maruz kılındı filan. Şimdi tam tersine doğru bir eğilim var. Eskiden diyelim ki rakısını isteten generaller vardı toplantılarda filan. Erbakan'ın bir katıldığı yerde bir general rakı getirin bana filan demişti. Şimdi
Mümin kardeşim oradan zemzem suyu falan derse hemen yükseliyor. Ya milletvekili oluyor ya bilmem ne. İktidarın ideolojisi hiç önemli değildir. İktidarın ideolojisi olmaz zaten. İdeolojik görüntüsü olur. İktidar kendi içerisinde bir dişlidir. Yani arabanın markası, modeli kaportadır. İdeoloji burada kaporta gibidir. Esas olan motordur. O motor hangi ülkede yapılıyor, nasıl yapılıyor filan hiç önemi yoktur. Esas olan motoru tanımaktır. Kaportaya bakılarak motor tanınmaz. Kaporta yakışıklı olabilir. Ama esas olan iktidar mekanizmasını, iktidar makinesini bilmek. Şimdi buradaki nevabitle şey arasındaki ilişki aslında bütün devlet eleştirisine ayrılabilir. Öfke gücüyle arzu gücü devleti yönetiyorsa orada bir zulüm devleti, zulüm toplumu ya da bir haz devleti olabilir diyor. Aynı Tusi'nin tabiriyle haz devleti. Yani ne yiyelim, ne içelim, nasıl götürelim filan kısmı. Esas olan akla ve düşünmeye ve hakaiki eşyaya bakan gözlerin ya da belirleyici olduğu, o gözlerin, o zekaların belirleyici olduğu toplum erdemli toplumdur. Düşünmeye yer vermeyen erdemsiz toplum. Bu geleneksel resmi sanıyorum tamamladım. Farabi, Platon ve Farabi ağırlıklı olarak. Bunu aslında Batı'da Agustinci, Thomas Aquinasçı, Hristiyani versiyonunda anlatmayı isterdim ama bizim şimdi konumuzda değil. Pek o kadar önemli de olmaz ama siz çalışabilirsiniz. Aynısıdır, hemen hemen hiç değişmez. Orada da siyaset kendisini temellendirirken benzer taktiklere filan başvurur. Burada ben küçük bir parantez açayım. Vaktimiz nasıl gidiyor? Var. Türkiye ile alakalı birkaç şey söylemem lazım. Yani günümüzle alakalı. Bu önümüzdeki seçimlerdeki tavrımı. benim Türkiye'deki siyasetin tıkandığı yer bakımından bu yaptığımız konuşmalarla paralel bir şey söylemek istiyorum. İbni Bacı'ya geçmeden evvel. Ben siyasetin üç türlü olduğunu düşünürüm. Bu çok kadim siyaset felsefesinde tartışılmamıştır ama modern ulus devletlerle birlikte kimlik siyaseti tartışılmıştır. Bu kimlik siyasetine karşıt olarak getirdiğim bir şey. Üç tür siyaset varsayıyorum. Bir tanesi soya dayalı siyaset. Yani Türkiye'de diyelim ki Kürt-Türk sorununda, çatışmasında iki parti soya dayalı siyaset, biri Türkçü, biri Kürtçü iki parti tasavvur ederseniz bunlar soya dayalı etnik siyasettir. Etnik kimlik üzerinden siyasettir. Bu etnik kimliğin hakim kimlik olup olmaması burada teferruattır. İkincisi inanca dayalı siyaset. İnanca dayalı siyaset, soya dayalı siyaset üzerinde yer alması icap eder diye düşünüyorum samimi olarak. Neden? Çünkü soy bizim seçimimize bağlı değil. Girmekte, çıkmakta. Yani hiç kimse Türk olmaz sonradan. Türklükten de çıkamaz. Türk doğar ve ölür. Seçime bağlı değildir. Dolayısıyla zihinsel erdem de değildir. Herhangi bir soya bağlı olmak erdemsizlik de değildir, erdem de değildir. Çünkü seçim yok. Erdem seçimle, iradeyle eylemin birleşmesidir. Yani sizin tercihiniz eyleme erdem sıfatını yakıştırır. İnanca dayalı siyaset niye soyalı dayalı siyasetten bir tık yukarıdadır? Şundan dolayı, çünkü inanç zihinsel bir aktla mümkün olur. Hangi akta? Muhayyile ile. O yüzden
hiç kimse bir inanca sonradan giremez. Öyle bir iki hidayet hikaye şeyini, öyküsünü ciddiye almamızı bizden kimse beklememeli. Herkes bir inancın içinde doğar. Büyük, yani hemen hemen %99 diyelim. Ama inançtan çıkmak mümkündür. İnanca girilemez ama çıkılabilir. Soya ne girilebilir ne çıkılabilir. O yüzden zihinsel bir pay aldığı için inanç, soya dayalı siyasetten, soya dayalı siyasetin sorunlarını çözermiş gibi görünür. Hepimiz Müslümanız kardeşim, Kürt Türk dedim mi, sanki işe yarıyormuş gibi görünür. Kimlik, etnik kimliğin dayatması, baskın çıkıp çıkmamasına bağlı olarak. Ancak burada şöyle bir problem var, hangi inanç? Diğer inançlar söz konusu olunca ne yapar? Kesinlikle bütünleştirici değil, parçalayıcı. Toplumu birleştirici değil, ayırıcı bir özellik taşır inanç. Çünkü zihnin en alt katının ürünüdür. Niye? İnanç derken herhangi bir inanç diyorum. Yani bugün bir Budist hükümeti de düşünebilirsiniz. Bir Kızılderili Manitu'ya inanan bir hükümeti de. İnanç sadece inanç olarak haklılığını öne sürer. O bakımdan farklı inançlara karşı müsamaha göstermez haklı olarak. Muha ile böyle çalışır. Bunun üstünde düşünceye dayalı siyaseti düşünüyor. Düşünceye dayalı siyaset akla dayanır. O yüzden akıl hepsinden tümel, zorunlu ve evrensel olanı ürettiği için soya dayalı siyaseti de inanca dayalı siyaseti de kapsar ve ikisinin de üstündedir. Neden daha değerlidir düşünce? Giriş de mümkün, çıkış da mümkündür. Dine, inanca giriş mümkün değildir, çıkış mümkündür. Soya ne giriş ne çıkış mümkündür. Aklın ve düşüncenin daha erdemli olması, zihnin, bilincin en üst akta olmasından kaynaklanır. En kapsayıcı, hatta en kalıcı. Yani en ortaktır. En geniş, en genel olanıdır düşünce. O yüzden soya dayalı siyaset de inanca dayalı siyaset düşünceye dayalı siyasetin altında yer alır. Bu benim, dikkat ederseniz, Platoncu ve kısmen Aristotelesçi anlattığım hikayede hafif bazı yerlerde paralellikler arz ediyor. Düşünceye dayalı siyaset insanı esas alır, yurttaşı esas alır. Yani yurttaş olduktan sonra ne inanç, ne ırk, ne herhangi özellik, ne cinsiyet tercihi filan, bunların hiçbiri önemli olmaz. Önemli olan erdemli toplumun ya da toplumun ortak değerleri için eşit olarak paylaştırılan yükümlülükleri yerine getirmek ya da fırsatlardan yararlanabilme hakkı. Bunun açılımı yapılabilir. Şimdi niye düşünceye dayalı siyaset dedim? Çünkü Nevabit'in nefes alıp verebileceği tek yer eyleme, teröre, işte toplumu doğrudan parçalamaya yönelik faaliyetlere girişmemesi kaydıyla. Niye? Girişebilir, bence mahsuru yok. O zaman karşılık alma hakkı da doğar. Yani şeyin, toplumun karşılık verme hakkı doğar. Kim güçlüyse ötekisini yener. Yani bu şiddet şiddeti doğurur. Ama şiddetin söz konusu olmadığı her türlü farklılık ancak insan temelinde, en evrensel temelde, yani yurttaşlık temelinde çözümlenebilir. Türkiye bir anayasa yapmaya çalışıyor. O anayasanın en evrensel ilkelere dayanması benim yegane arzumdur. Çünkü Türkiye'yi var olduğu sürece geleceğe taşıyabilecek esneklikte ve kapsamdadır. Yani değişebilir. Düşünceye dayalı olduğu için değişebilir. Kutsallaşmasına gerek yok. Katılaşmasına gerek yok. Yurttaşlık bütün toplumların,
toplumun bütün unsurlarının kendisini temsil edilebileceği bir yönetimdir. Şimdi Nevabit'in olumsuz tarafını söyledik ama bir filozof, Endülüs'ü bir filozof, İbn-i Bacca, yani bir anlamda İbn-i Rüşd'ün hocasıdır. Farabi'ye çok düşkündür. İbn-i Bacca'nın Tedbirül Mütevahhid diye bir kitabı vardır. Ve burada ünlü Zoon Politikon. Çünkü şeyi söylemeyi unuttum. Yunan siyaseti, yani bütün bu anlattığım siyasette kurtuluş ancak toplumla birlikte olur. Toplumun dışında kalarak kurtuluş olmaz. İnsanın yetkinleşmesi, kemale ermesi ancak toplum içinde ve toplumla birlikteyken olur. Mağarada inzivada olmaz. Bu Platoncu mağaradır. Yani düşünür, filozof mağaranın içerisinden çıkar, güneşi görür, hakikati görür, orada yaşayamaz. Tekrar dönmesi lazım kemale ermesi için. O yüzden bütün kadim siyaset teorileri kemale erişin, yetkinleşmenin, hakikate, hakikat yolculuğunun ancak toplum içinde hatta toplumla beraber yapılabileceğini, yapılması gerektiğini öne sürer. Bunun bir istisnası İbn-i Bacca'dır. Sufiler de bunu yapar. İbn-i Bacca der ki, Tedbirül Mütevahhid. Mütevahhid ne demek? İnzivaya çekilmiş filozof. Yani toplumdan ayrı yaşamaya karar vermiş olan filozof ne yapmalı? Nasıl davranmalı? Burada Aristotelesçi ve Platoncu toplumla birlikte kurtuluşa erme, hakikate erme dışında erdemli olmayan cahil bir toplumda filozofun yapması gereken iki yol vardır. Ya topluma katılmak zorunda, toplumla birlikte o batıla gitmeli, aynen tabiri söylüyorum bunu yapmaktansa ölmeyi tercih etmeli. Ya da toplumdan ayrılıp hakikat yolculuğunu tek başına toplumu bulaşmadan sürdürmeli. İbn-i Bacca'nın Tedbirül Mütevahhid adlı risalesi esas itibariyle düşünürün o toplumsal şeye standartlara la hakikate ulaşamayacağını anladığında, yani tıpkı bir genç arkadaşlarıyla buluşuyor, top konuşuyorlar, maç konuşuyorlar, işte kadın kız filan konuşuyorlar. Onları ya onlarla oturacak filan yapacak ya da onları bırakıp eve, kütüphaneye gidecek. Burada İbn-i Bacca evime giderim diyor, mağarama. Şimdi bu tabii siyaset felsefesinde ilk defa toplum dışına, topluma bulaşmadan hakikate erilebilir mi? Oysa bütün gelenek İbn-i Rüşd mesela karşı çıkar burada hocasına. Yani onu anlayamaz. Zoon politikondur insan. Toplumsal canlıdır. Yani toplumsallığını paranteze alarak hakikate tek başına gidemez der. İbn-i Bacca der ki pekala gider. Bunlara sufiler gureba derler diyor. Gureba nedir? Garip demektir. Garip ne demektir? Yabancı demektir. Toplumla uyuşma olanağı kalmadığında, toplumla birlikte olduğunda yol kötüye gidiyorsa toplumdan ayrılmakta bir saniye bile tereddüt etmeyip yabancı, yalnız nevabitlerden olmayı göze almalı diyor. O yüzden nevabit İbn-i Bacca'da gureba, yani toplumdan ayrılmayı göze almış hakikat yolcusu olarak kullanılır. Yani bu iki saattir anlattığım çerçevenin tam dışında başka bir şeyden söz ediyorum ve bunu sufiler yapar. Kimdir onlar? Zındıklardır, mülhitlerdir, kalendirilerdir, melamilerdir. Değil mi? Yani toplumun standart erdemli kabul edilen kurumlarıyla, zümreleriyle ittifaka girmenin aşağıya çektiğine inanıp toplumdan ayrılanlar, dolayısıyla üretmeyenler, toplum için üretmeyenler eş zamanlı olarak. Toplumun genel geçer fikirlerini reddedenler, toplumun genel geçer yaşama standartlarına karşı çıkanlar, toplumla uyuşmayı reddedenler. Şimdi erdemli toplum soya dayalı ya da inanca dayalı olduğu takdirde bu muhalefete izin verir mi? Vermez. Ve filozofu yok eder.
buradaki filozof dediğim yine hakikat arayıcısı diyelim. Topluma rağmen yalnız kalmaya karar vermiş olanlar. Nitekim İbn-i Baycı'yı çok kötü bir şekilde öldürdüler. Bu yalnızlığı affetmez toplum kendinden ayrılmasına. Oysa ben bunu kendi hayatımda yapmış vereyim. Toplumla yürüyüp bataklığa gitmektense odamda çürümeyi göze aldım. Hiç olmazsa semalarda hayalimde de olsa yükselmeyi denedim. Fakat toplumun şöyle bir şeyi vardır. Büyük toplumların. O nevabitler ölümlerinden sonra toplumun bütün değer yapılarını oluştururlar. Cemil Meriç hiç kimse adam yerine koymadı yaşarken. 3-5 tane evine giden çocuk vardı. Öldükten sonra ne oldu? Bir bakın, bir düşünün. Efendim? Hiç umurunda değildir. Ancak erdemli toplum, erdemsiz de olsa hiç fark etmez, bu değerleri tekrar içine alarak onların bedenlerini yok eder ama ruhlarını, enerjilerini içine alırlar. O yüzden benim böyle yazıp atmadığım bir şeyim, sözüm vardır, paylaşmadım. Şey demiştim, ben öleceğim, siz de öleceksiniz. Ve fakat bir Kur'an şairi ve mabet bekçisi ebediyen yaşayacak. Yani benim kişisel olarak yok olmam, yani ecelimle ölmem, ecelimle veya Allah korusun başka türlü, ya da bana kızanların gayet tabii olan şey. Ama toplum dediğim şey somut bir kalabalık değildir. Toplum bir ortak değerler bütünüdür. O ortak değerleri o ortağın vasat oluşturamaz. Vasat, sürü her zaman o ortak değerlere uymaya çalışır. Ortak değerlerin üstünde değerler olmazsa, üst değerler olmazsa ortak değerler ne işe yarar? Ortak değerler nedir? Vasattır. Ortak değer demek vasattır. Alman toplumunun ortak değerleri ne? Fransız toplumunun, İtalyan toplumunun, Amerikan toplumunun ortak değerleri ne? Türk toplumun ortak değerlerine, vasat, üst değerlerine, bakın ortak değerler değil, üst değerler deyince evrensel değerler. O yüzden İbn-i Baycı diyor ki, başka ülkelerde de diyor nevabıt vardır, onlar birbirlerini tanır diyor. Çünkü hakikat arayıcıları içinde bulundukları cahil toplumların, yani erdemsiz toplumların, çünkü o konuda araştırmacılar tartışıyor, İbn-i Baycı erdemli toplumu terk ederek mi inzivaya çekiliyor? Hayır. Bir diyor düşünür, hakikat arayıcısı cahil bir toplumda, erdemsiz bir toplumda yaşarsa ne yapacak? Sorun dikkat edin, erdemli bir toplumu terk etmek değil. Ancak erdemli toplum bir sürü erdemsiz toplumun içerisinde tek tek olabilir. O yüzden biz şeyde İtalya'da ya da Rusya'da olsa Tarkovski ile şey yapar, ruhumuz merhabalaşır. Goethe'nin sözüdür. Akraba ruhlar uzaktan merhabalaşır der. Neden? Erdem en evrensel değerdir. Ne ırk, ne inanç, ne coğrafya, ne zaman zamanı önemser. Zaman üstünü, mekan üstünü, evrensel olanı, insana ait olanı önemser. O yüzden erdemli toplum olur mu? Fiilen olmaz bana sorarsanız. Erdemli toplum her zaman bir idealdir. O halde hepimiz, bütün asırlar boyunca da böyle oldu, erdemsiz bir toplumda yaşamak zorundayız. Yani mükemmel bir toplum yok. Dört dörtlük erdemi yücelten bir toplum olmaz. Bütün toplumlar vasat toplumlardır. Ama o toplumların içerisinde bazı ruhlar tabiri caizse daha iyiyi, daha üstünü, erdemi ararlar. Bir kısmına ulaşırlar, bir kısmına ulaşamayabilirler. Ama onun peşinde koşarlar. Toplum elini ayağını tutmaya çalışır. Bakın, mesela size bir isim vereyim. Fuat Sezgin. Hiç duydun mu bu ismi? Fuat Sezgin benim daha çok genç yaşlarda bitirme tezini bile, fotokopilerini ki hiç bulunmuyordu, hala bende vardır.
hiç basılmadı. Daktilo edilmiş haliyle ezberlediğim bir metindir. O bitirme tezi. Doktora tezi Buhari'nin Kaynakları bir çok devrimci bir kitaptır çağı için. Arapça iki ciltlik bir çalışması vardır Kahire'de basılması. Bütün harçlığımı verdim o iki cildi almak için. Bir Kur'an tefsiridir, Mecazül Kur'an'la ilgili. Ama kendisini hiç ne duydum ne gördüm. Adının telaffuzu bile yasaktı. Yıllarca. Çünkü sürüldü. Hatta İsmet Sezgin'le uzaktan akraba olduğu söylenir. Almanya'ya gitti. Almanlar ona çalışabileceği bir ortam verdiler. Kaç bin cilt yayınladığını ben bilemiyorum. Yani Süleymaniye Kütüphanesi'nin salonuna gidin. Böyle sarı, yeşil, kırmızı yüzlerce cilt vardır. Bütün bilimler Arapça yazılmış, İngilizce, Latince, İslam dünyası bilimler tarihine ilişkin yazılmış ne kadar yazma varsa onların hepsini birer ön sözle bastı. O konularda yazılmış 19. yüzyıla ait 18. 20. yüzyılda bulunmayan ne kadar makale, kitap varsa işte diyelim ki 50 cilt tıp, 30 cilt astronomi filan, matematik filan aklınıza ne geliyorsa yüzlerce cilt, koca bir salon böyle raf raf sıra sıra yüzlerce cilti bastı ve şu anda Gülhane Parkı'ndaki bir bilim müzesi var. Orada ürettiği mekanik aletler şeyi vardır. Bir bilim ve felsefe müzesi değil mi? O kaldırdılar mı bilmiyorum. Onu da orada üzdüler zaten. Oradaki bir mimarın şeyiyle. Şimdi çok yaşlandı tabii. Kımıldayamıyor. Ama onun bedenini yok ettik, sürdük. Çünkü şeyde okumadım onu. Son cümleyi okumam lazım. Nevabit'e hangi işlemi uygulamak lazım? Kınalızade diyor ki, ve Melik-i Medine-i Fazıl'a, Erdemli şehrin kralı, onları ya katlu idam ya nefyu ihraç etmek vacip idüğü sabittir. Efendim? Fuat Sezgin Hoca üniversiteden attılar ve ülkeden çıktı. İşte 30-40 yıl sonra Başbakan, Cumhurbaşkanı onu şeyle kırmızılılarla bir şekilde karşıladılar. Yani inşallah sıhhati yerindedir. Çok yaşlandı tabii. Bütün ömrü kütüphanelerde geçti ve yani bin yıllık mirası bütün yazmalara elini sürmüş bir adam var mıdır filan dese o Fuat Sezgin Hoca'dır. Adını bile bilenimiz sanıyorum çok azdır. Çünkü Nevabit'tendi o zaman. Şimdi toplumun içine çekildi. Bu şekilde bir sürü örnek verebilirim. Molla Lütfü, Fatih Sultan Mehmet'in kütüphanesinin başında olan çok büyük bir delişmen zekaydı. Fakat Şeyhüslam'ın Şeyhüslam olmadan evvel bir kitabını eleştirdiği için, hatalarını bulduğu için bir gün Fatih Camii'nde Buhari şerh ederken Buhari'nin bir hadisi geçer. Hadis şöyledir. Hazreti Ali namazda işte bacağından ok geliyor. Oku ne zaman çıkarın diyor. Ben namaza durayım diyor. Namazdayken oku bacağımdan çıkarın diyor. Bu hadisi okurken Molla Lütfü diyor ki bizim kıldığımız namazda namaz mı? Namaz böyle kılınmalı diyor. Bunun üzerine Müslümanların kıldığı namazı aşağılamaktan dolayı Molla Lütfü'yü öldürdüler. İdamına fetva verdiler ve Fatih Sultan Mehmet'in kütüphaneci, hafızı kütübüydü. Buna dair çok hikaye vardır. Sadece cahil erdemsiz yönetim içerisindeki bürokratik kademelerde yer alanlarla uyuşmayan bir şekilde ya tipi ya mizacı ya fikirleri bir şeyi
aykırı olan insanları ya katli idam ya nefyu ihraç etmişlerdir. O yüzden İbn-i Bacce'nin tedbir-ül mütevahidi toplum içerisinde olma olanağını kaybetmiş, toplumla birlikte daha yukarı çıkma imkanını bulamayan zekaların toplumdan bağımsız kendi başlarına yürüme kararlılığıdır. Dolayısıyla Nevabit'in anlamı İbn-i Bacce ile değişmiştir. Onlara gureba derler. Niye gurebayı önemsiyorum? Garip kelimesini. Sufiler bu kelimeyi kullanır der şey. Bizde kalenderiler, cavalika, cavlaklar, hallacı mansurlar, sühreverdiler, nesimiler, birçok insan nevabit diye katledilmiştir. Ya da derisi yüzülmüştür. Yakılmış ve külleri atılmıştır. Yani toprağa bile şeylerinin parçalarının girmesine izin verilmemiştir. Bütün suçları toplumda yaygın olanla ihtilaf halinde olmalarıdır. Nevabit olup devabit olduğunu belli etmemek mümkün mü? İbn-i Bacce zaten nevabiti toplumdan ayrılmak, topluma hitap etmekten vazgeçmek anlamında kullanıyor. Topluma akıl vermeye devam etse, konuşsa nevabit olmaz. Yani inziva olmaz. Şeyin inzivan olabilmesi için topluma bir sözün kâr edeceğinden ümidi kesip tam tersine toplumun eğilimlerince etkilenmemek için, zaman kaybetmemek için ben kendim yürüyeyim tek başıma demektir. Hem nevabit olup hem toplumun içinde olmak? Olmaz. Sufilerden bir kısmı buna halk içinde hakla beraber olmak anlamında halvet der, encümen der. Halvet der, encümen halkın içinde, halkın inançlarıyla, o standartla uyuşuyormuş gibi yapıp o standartları asla ciddiye almamak, kendi iç dünyasında yine kanatlanarak devam etmek. Bunun için şey derler, madem kaşıdın söyleyeyim, toplumdan ayrılmayı, hallacın bu durumunu büyükler aslında eleştirirler. Yani hallaca mesela bir acıma yoktur. Bir saygı hep vardır ama acıma yoktur. Çünkü zaten olması gereken olmuştur. Yasayı bilirler. Eşyanın hakikatini bilen, halkı karşısına alan ne olur? Ya da siyasete doğrudan karşısına alan ne olur? Olan hiç şaşırtmaz. Buna şey de fena fillah filan derler. Fena fillah Allah'la birlikte olmak, Allah'ta erimek filan. Yani sadece hakikate yüzünü dönmek, kulları önemsememek. Şimdi bu yolun sonu gibi görülür. Oysa bu bir uğraktır. Bir duraktır. Yolun sonu menzil değildir. Yani maksudu menzil değildir. Neden? Çünkü şöyle düşünürler. Bir halkla beraber olmak, maddeyle beraber olmak demektir. Sadece hak olmak, hakta erimek, sırf bilinçte olmak demektir. İkisi de eksiktir. Yani mağaranın dışına çıkmak, güneşi, hakikati ya da hakikat ışığını görmek kemale ermek değildir. Bu yine Platoncu bir temadır. Tekrar mağaranın içine dönmektir. İbn-i Bacce'nin mağaraya dönme şansı yoktu. Yani zaten biraz döner gibi olduğunda da işini bitirdiler. O yüzden pedagojik bir konuşma, halk içerisinde hakla beraber olmanın ne güzel olduğunu öğütleyerek bitmeli. Ben bir muallim olsaydım öyle derdim. Sevgili Saydam'ı da memnun ederdim. Ama şunu söyleyeyim, hakikat yolculuğu sırasındaki gördüğünüz şeylerin sizdeki tesirini dışarı yansıtmadan durabilir misiniz?
Ben ara sıra tweet atıyorum. Tweette yani ağzımdan kaçıyor bazı ergen laflar. Nasıl tepkiler alıyorum filan. Çünkü bağlamı yok. Onun bağlamı bende. Oradakiler o lafı niye ettiğimi bilmiyor. O yüzden dışarıya sızdırırsınız. Bazı şeyleri yut yut yut, her şeyi yutamazsınız. Bazen ağzınızdan kaçabilir. Ve halk onu ne bilen der. O yüzden zayıf olduğunda talip, yani hakikat arayıcısı, mağaranın dışından çıkmışsa, halkın arasından çıkmışsa ona dokunmamak lazım. Onun ruhu dönecektir yine. Onun bedenine tahammül edemez halk. Bedenle önce onun düşüncelerine tahammül edemez. Zanneder ki halk bedenini yok edersek ruhu da gider ama gitmez. Hiç gitmedi. Tarihte hiç böyle bir şey olmadı. Onlar tekrar topluma geldi ve toplumu şekillendirdi. Niye? Çünkü toplumun zaten gitmek istediği, gitmeye eğilimli olduğu ama öfke ve arzu gücüne eğilim duyduğundan dolayı beceremediği yere işaret ettiği için. O hedefi, zaten halk oraya gidecek. Ben böyle bazı şeyde açıklamalar yaptım da biraz aykırı, yani sağduyuya aykırı gelebilecek, biraz hani liberal diyeyim hadi. Yani genelde başkası söylese tepki duyulabilecekken şey yapıyor. Bir doktora yapan biri bana söyledi. Farklı gruplarda, farklı ideolojilere mensup, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılmış bir doktora teziydi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine. Yani ortak isim siz çıkıyorsunuz. Yani herkes farklı gruplarda, bir takım isimler var ama farklı grupların ortaklaştığı isim siz çıkıyorsunuz. Bunu neye bağlıyorsunuz dedi. Ben de yayınlamama kaydıyla söyleyeyim dedim. Hepsinin olmak istediği yerdeyim dedim. Yani aslında bu ne demek istiyorum? Hepimizin zincirleri vardır. Ve zincirlerini kırmış birine, biz zincirleri çıkarmasak bile içten içe gıpta ederiz. Yani arzu ederiz, yapamasak bile. Babam izin vermez, hocam izin vermez, patronum izin vermez, liderim izin vermez. Bunu ben Bosna'da anlatayım, bitireyim onu. Bir talebemle yaşadım. Milli görüşe bağlıydı. Ben bu Türkiye'den gittim, onlar Almanya'dan geldiler. Bosna'da, Bosna'nın işte milli şairi kabul edilen Cemalettin Latiç evinde kaldık filan. 10 gün kadar kaldım Bosna'da. Orada tabii siyasi mevzular filan konuşuluyor. Ben konuşuyorum filan. Bana talebem dedi ki, ya hocam dedi, yani o kadar gıpta ediyorum ki ben burada ne söylesem teşkilat politikalarına uygun olarak konuşacağım. Yani bir şeyler söyle. Sen dedi kendi adına konuşuyorsun dedi. Şimdi ben o talebeme asla bulunduğu daireyi terk etmesini söylemedim. Çünkü çıktığında da ne yapacağını bilemezdi. Dolayısıyla özgür insanları yok etmenin nedenlerinden biri, hem gıpta etmenin hem yok etmenin nedenlerinden biri budur. Yani aynı şeydir. Bir yandan gıpta ederiz. Çünkü onun zincirleri yoktur. Kendi adına konuşuyordur. Ve bizim zincirlerimiz vardır. Onun yerinde olmayı isteriz. Eğer o yerinde olmayış erdemsiz ruhlarda o örnekliği yok etmeye yönelir. Yani o yüzden sürünün dışında tek kalmak yok edilmek için yeterlidir. Yani o gıpta ancak masumların şeyidir. Yani oğlan ya ben de öyle olsam zincirlerimi kırsam diyebilir. O senin yerinde olmak ister ama babası... Geç olduğunda artık anlar. Yani babası çocuğunun zincirlerini kırmasını ister mi? O yüzden... Eğer bir toplum düşleyeceksek bu toplum bütün farklılıklara müsamaha edebilecek bir esneklikte olmalı.
bu esnekliği verebilecek bir perspektif lazım. Öteki hepsi katılaştırır. Ama zor olan esnekliktir. Niye esneklikten korkarız? Dağılma duygusu verir. Yani yıllarca aynı duyguyu ben de yaşadım. Nedir o? Tutarlı olma. Yani diyelim ki mesela şu acıyı çok çekmişimdir. Bir kadınla tokalaşacağım ama bir kadınla tokalaşmanın yasak olduğuna inanıyorum. Şimdi tokalaşırsam, bunu dindarlar Türkiye'de çok çekmiştir. En sonunda siyasetçiler bu işi yalan ettiler zaten. Eğer tokalaşırsam inançlarıma sadık kalmamış olacağım. Tokalaşmazsam kadıncağızın eli havada kalacak. Şimdi bunu ne yapabilir bir genç? Yani onun, hiç kimsenin sorununu küçümsememek lazım. Bir sürü başka örnekler de verebilirim çünkü. Kendince bir dünyası var, bir kuralı var. Ona sadık kalmak istiyor. Bütün istediği tutarlı olmak istiyor yani. İçi dışı bir olsun istiyor. Nasıl inanıyorsa öyle yaşamak istiyor. Minibüse biniyor, bir kadın kalkıyor. Benim bir askerlik arkadaşım vardı, oturmuyordu. Kadının bıraktığı koltuktaki sıcaklığa oturursa bu bir tür günaha girme olarak algılıyordu. Tabii bu bayağı vardır. Dindarlar kadınların kalktığı yere metrolarda falan öyle hemen atlamazlar. Dikkat edin. Bu bir inanç, bir duyarlılık. Bunu şey yapamayız ki. Yani onun dünya görüşünün bir gereği. Bizi ilgilendirmez. Bizim burada fokuslanmamız, odaklanmamız gereken taraf şu. O çocuğun tutarlı olma ihtiyacı inançlarıyla davranışlarını kendince uyandırıyor. Bu şey gibi, yani bir Hintli geliyor Türkiye'ye, biftek veriyorsunuz. Bunun gibi bir şey yani. Bir misafire ben yemem bunu mu diyecek, yese inançlarına aykırı davranacak filan. Bir de karşısında elini uzatmış bulunan bir kız var, bir kadın var, bir teyze var. Şimdi tutarlılık yolun başındayken övülür bir fazilettir. Çünkü insanın kendisini katı hissetmesine, birlik içinde hissetmesini sağlar. Eğer ben eli tutarsam bu sefer çalarım da her türlü şey yaparım. Yani o zaman sınırım ne olacak dediği için önce katılaşır ruh. Ama bu da şiddet doğurur. O yüzden ben düşünmenin eşlik etmediği inanç şiddet doğurur dememin sebebi bu. Hiçbir mülahaza yok dikkat ederseniz. Saf inanç ve tutarlılık kaygısı var. Ve çoraklaştırır. Şimdi dolayısıyla düşünme kemale erdikçe, yolculuk hakikatle irtibat ilerledikçe bazı kuralların ilga edilmesi daha yüksek kurallara nispetle yolcuya kolay gelir. O yüzden sufiler mesela, melamiler öyledir. Neymiş? Şapka devrim olmuş. Tamam giyelim diyorlar. Çıkarın diyorlar. Tamam çıkaralım diyorlar. Sarık takacağız. Tamam sarık saralım diyorlar. Niye? Bunların hepsi dışsal. O zaman şöyle ayırıyor. El mi sıkalım? Tamam sıkalım diyor. Yani buna hiç şey yapmıyor ki. O buraya bakıyor. Burada sapma var mı? Burayla bunun arasında bir alaka yok. Ama bir genç için var. Genç elde bir sapma olursa kalpte de sapma olduğuna inanır. Çünkü o onun kendi fikri değil zaten. Ona öyle belletiyorlar. Yani dişlerini fırçalayacaksın. Şimdi dişini fırçalamadan kimse uyuyamaz. Benim kızlarım öyle. Çünkü öyle terbiye aldılar ve dişlerini muntazaman fırçalıyorlar. Bu akşam da fırçalama. Şimdi kemale ruh yetkinleştikçe eylemle ruhsallık arasındaki bağı koparır. O yüzden iç tutarlılık eylemden gücünü almaz. Bütün eylem buradadır çünkü. O zaman tutar, fırçalar, fırçalamaz filan. Ama toplumda herkes henüz ilkokul ve ortaokulda ise, benim rahmetli babam anlatmışımdır sana, ablam öyle demiş, onunla bitireyim.
Ya demiş kızım, bu şeyin demiş hiç hani ilkokulu, ortaokulu mezuniyeti yok mu demiş. Yani ablam oruç tutacağım falan şey oluyor. Yani namaz kılmakla başlıyorsun, son nefesine kadar namaz kılıyorsun. Oruçla başlıyorsun, son nefesine kadar oruç tutuyorsun. Hani bir mezun olma şeyi yok mu filan diyor. Şimdi halk mezun olamaz. Yani buna kim izin vermez? Toplumu bir arada tutmakla görevli siyasi güçler izin vermez. Entelektüellerin, sanatçıların, düşünürlerin ise bütün nefes alabileceği şey onların dışında ayrıksot olarak yaşamayı göze almaları. Fakat tabii otlar da ikiye ayrılıyor. Bir bahçede yetişenler, bir de yaylalarda yetişenler. Tanrı bizi yaylada yaşayanlardan eylesin. Hadi görüşürüz.